Sezer, günaydınlar. Günaydınlar. Nasılsın? Sağ ol abi, seni sormalı. Sağ ol, ben deyim. Hazır mısın eğitime? Evet, hazırım. Tamam, ben çok kısa bir açılış yapayım o zaman. Sonra sözü sana bırakıyor olacağım. Tamamdır. Yeni bir Çözüm Park online eğitimine hoş geldiniz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi uzun süredir webcast yapıyoruz. Hatta 653-655'lerdeyiz, belki 660'lardayız. Fakat son 6 aydır da yeni bir modelle karşınızdayız. Özellikle bir saatlik webcastlerin yetmediği bazı teknik konularda üreticiler ve sizlerden gelen istek üzerine online eğitim adı altında 2 saatlik webinar benzeri, yani online olarak sizleri uzmanlarla buluşturuyoruz. Tabii bizim normal Çözüm Park Akademi'nin 2 günlük online eğitimlerinden farklı. Onlar biliyorsunuz ücretli arkadaşlar ve daha çok hafta sonu oluyor ve 14 saat sürüyor. O yüzden bazen kafa karışıklığı olduğu için bunu önceden belirtmek istiyorum. Bu tur 2 saatlik üretici destekli, ki bugün ESET Türkiye ile beraberiz. Gerçekleştirdiğimiz etkinlikler, eğitimler tamamen ücretsiz şu anda olduğu gibi. Bugün konumuz DLP. Malum her ne kadar pandemiden dolayı evlerimize kapalı ve farklı bir gündemle yaşamaya çalışıyor olsak da daha çok VPN'dir, network'tür, işte eş zamanlı erişimlerdir, dışarıda çalışan kullanıcının hangi dataya eriştiğidir gibi farklı gündemlerimiz olsa da daha çok yayınladığımız webcast'lerde aslında bundan hemen önceki gündemlere baktığınızda KVKK ile çok yoğun bir şekilde uğraştığımızı, özellikle son 2-3 yıldır ve bunun da içerisindeki teknik tedbirlerin aslında en başında gelen DLP veri korumanın çok önemli bir gündem olduğunu biliyoruz ve bu nedenle gelen istekler üzerine ESET Türkiye ile beraber böyle bir eğitim düzenlemeye karar verdik. Bu noktada gündemimiz dediğim gibi DLP veri koruma ve özellikle de bir veri koruma ürünü olan SafetyCAN'ın nasıl kullanıldığını size bugün detaylandırıyor olacağız. Webcast'ten farklı olarak sorularınızı gerçek zamanlı almaya gayret göstereceğim. Önceliğimiz Zoom platformu tabii ki. Ana platformu Zoom olduğu için. Bir yandan YouTube'a da bakıyor olacağım olabildiğince arkadaşlar. Gelen soruları chat ekranlarından veya Q&A'den alabiliriz. Tercihim Q&A'dir çünkü chat ekranından ses sorunu olan da yazıyor veya başka bir gündemi olan da. Q&A kullanırsanız, Question and Answer bölümünü kullanırsanız en azından soruları takip etmem ve cevaplanmış soruları silmem de kolay oluyor. O yüzden sizden ricam, sorularınızı lütfen Q&A'den sorun, chat ekranından değil. YouTube'daki arkadaşlar chat ekranı kullanabilir. YouTube'da yayın biraz geç geldiği için onlarla da ilgileniyor olacağım. Elimden geleni yapacağım. Peki, benden bu kadar arkadaşlar. Şimdi sözü Sezer'e bırakıyorum. Sezer, şimdiden ağzına sağlık diliyorum. Teşekkürler abi. Herkese merhabalar. Bugün de Hakan abinin bahsettiği gibi sizlere Safetyca'nın full DLP çözümünden bahsedeceğiz aslında. Safetyca, ESET'in aslında teknoloji ortaklığı yaptığı çekmeye şeyli bir firma. Sunduğu çözümlerden birisi olan Safetyca'nın DLP çözümünde. İlk başta kurulum olarak bahsetmek istedim. Genel anlamıyla kurulumda zaten çok sıkıntı yaşamazsınız. Bir tane Windows sunucu 2012 R2 veya üstü herhangi bir Windows sunucu yüklediğiniz zaman işte 8 GB RAM gibi var olan gereksinimleri zaten paylaştık. Oradan bakabilirsiniz. YouTube kanallarımızda da var zaten. Burada yapmanız gereken zaten klasik olarak automatic installation yaptığınızda bütün bileşenlerini kendisi yüklüyor. Herhangi bir şey yapmanıza gerek kalmıyor ekstradan. Bir tane konsol parolası belirtiyorsunuz. Install deyip kuruyorsunuz aslında. Manuel kurulumda da eğer var olan bir SQL sunucunuz varsa ona bağlamak istiyorsanız sadece manuel kurulum gerekiyor. Onda da zaten farklı farklı bileşenleri var. Management servisini var olan SQL'e bağlıyorsunuz. Diğerlerini yine next install şeklinde kurabiliyorsunuz. Agent tarafından kısaca bahsedecek olursam Agent tarafında aslında çift bileşeni var ürünün. Yani bir agent var, bir de endpoint var. Asıl işi yapan aslında endpoint. Agent sadece bağlantıyı sağlıyor. İşte burada Windows taraflı agent'ı, bir de Mac taraflı agent'ı var. Windows taraflı agent'ını kurulumda bahsetmek yerine şundan bahsedebilirim. Halihazırda gündemde olan home office çalışmaları yüzünden herkes VPN sağlayamayabiliyor tüm çalışanlarına. Hal böyle olunca bazen lokal IP ile gelemediği zaman logları da aktaramıyor haliyle makina. Biz de böyle durumlarda çift farklı IP verip hani
Gerekirse firewall'dan natlayarak portu o şekilde iletişim sağlayabilirsiniz diyoruz. Eğer atıyorum sizin lokal IP'niz 10.1 olsun. Daha sonra 5 işareti koyarak ondan sonra işte dış IP'nizi tanımlayarak bu şekilde iki farklı IP'de tanımlayabiliyorsunuz agent'a. Bilginiz olsun. Bundan sonra daha sonra bu agent'ı dışarıya aktarıyorsunuz. MSI dosyası olduğu için zaten grup polisiden veya işte asset'in konsolundan farklı bir yerden yollayabilirsiniz third party tool'larla. İlk soruyu ben sorabilir miyim? Tabii abi. Yani dağıtık agentlarda bunu yapamadığımız için bir daha agent dağıtmamız gerekiyor, doğru mu? Yani dağıtılmış agentlar bu IP'den haberdar olmadığı için anladığım kadarıyla bir daha agent dağıtım yapılması gerekiyor bu Şöyle oluyor ikinci abi. IP için. Şöyle oluyor onun için. Atıyorum halihazırda sadece lokal IP ile dağıttınız agentları. Evet. Makine hala iletişimi varsa konsoldan, şimdi onu da gösteririm. Konsoldaki makineye geldiğinizde şöyle açayım şurayı da. Pardon. Şurada konsoldaki makine geldi. Sağ tıkladığınızda redirect var. Burada redirect'te hem aynı IP'yi hem de IP'sini tekrardan yazabilirsiniz. Anladım. Agent Var dağıtmaya bu durumda olmayı. gerek kalmıyor. Çok güzel Aynen. bir bilgi. Aynen. Şeyden biraz bahsedebilir misin aslında deployment senaryosundan? Yani kaç bileşeni var? Hani management console işte atıyorum agent dedin ya. Yani mesela banka gibi bir organizasyona kurmak istediğimizden hep şey sorulur ya. İşte 3 fazlı ya da atıyorum segmentasyon olsun, DMZ'e kurulsun, işte bir modülü internal'a kurulsun, işte bir de client'lara. Böyle bir kurulum senaryosu var mı farklı? Yoksa temel olarak biraz önce bahsettiğin gibi sadece web konsolu ayrı kuruyoruz, bir de agent mı dağıtıyoruz? Evet abi aslında en son bahsettiğin şekilde sadece var olan bir management servisi var. Bu arka planda database ile bağlantıyı kurup işi yapan aslında servis. Tamam. Bunu Onun Safetica sunucusunun haricinde üzerine kuruyoruz bu servis, değil mi? Safetica sunucusunu. aynen. Tamam. Management konsolu ve web Safetica'yı ayrı bir sunucuya kurabiliyor muyuz? Kurabilirsin abi. İkisini de Tamam. O da ikinci sunucu kurabiliyorsun. istersek. Tamam. Okey. Bir de agentları dağıtıyoruz. Aynen. Aslında Bir tek var. sunucu veya iki sunucu olarak kurabiliyoruz. Aynen öyle. Tamam. Yani Çok teşekkürler. biz genelde rica ederim. Biz genelde ortalama 500 kullanıcı ve üzerine, hatta 500 dediğim 200 kullanıcı ve üzerine MS SQL lisansı istiyoruz ve ayrı bir SQL sunucu istiyoruz aslında. SQL sunucuya normal SQL'i kuruyorsunuz. Servisi de Safetica'nın Anladım. bulunacağı sunucuya kuruyorsunuz. O şekilde haberleştiriyorsunuz. Tamam. Pek çok third party öyle zaten. Yani standartta kendi SQL Express ile geliyor fakat eğer büyük bir veri tabanı ihtiyacı varsa ayrı bir SQL Server veya şirket yine gerçekten büyük bir şirketse konsolide SQL dediğimiz yani aslında diğer pek çok third party veya ana SQL sunucuların bulunduğu bir SQL Server kullanabiliyoruz. Şimdi Aynen. hemen başka bir soru geldi. Yeri gelmişken cevaplayalım. Asset Antivirus agentları ile entegre çalışıyor mu yoksa kendi agentını mı kullanıyor? Kendi agent'ını Tamam, kullanıyor. Tamamıyla teşekkürler. kendi agent'ı, kendi endpoint var. Okey, Rica tamam. ederim. Sen devam edebilirsin kardeşim. Tamamdır. Evet, şimdi konsola geçecek olursak. Şimdi ürün aslında 3 tane ana modülden oluşuyor. Auditor, DLP ve Supervisor olmak üzere 3'e ayrılıyor modülleri. Auditor modülüyle başlayalım. Zaten dashboard ekranında görmüş olduğunuz gibi var olan grafikler var. Sağ taraftaki grafikleri istiyorsanız sürükle bırak yoluyla çekip inceleyebilirsiniz. Bu şekilde bir dashboard ekranı sunuyor. Şimdi auditor tarafıyla başlayacak olursak. Şimdi auditor tarafında siz aslında kullanıcılara agent ve endpointleri dağıttıktan sonra ki şöyle göstereyim. Agent'ı dağıttığınızı varsayıyoruz. Endpoint'i de buradan yollayabiliyorsunuz. Update and Deploy bölümünden. Buradaki settings kısmına gelerek. Şurada install versiyon 9.5.80 var. Buna basıp buradan istediğiniz makinaları seçerek en üst seçerseniz zaten herkese kurulumu yapıyor. Siz bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Yolladıktan sonra bir restart ister kullanıcı tarafında. Restart ettikten sonra da çalışmaya başlıyorum. Evet. Şimdi auditor tarafıyla başlayacak olursak. Şimdi auditor tarafında ürün başladıktan sonra kullanıcı faaliyetlerini aslında takip etmeye başlıyor. Yani nasıl yapıyor bunu?
Burada Function Settings'te default'ta zaten hepsini enable ediyor. İstediğiniz siz, ben bu modülleri izlemek istemiyorum diyorsanız bunu disable'a çekebilirsiniz. Yani atıyorum ben mailleri izlememe gerek yok zaten diyorsanız izlettirmeye de bilirsiniz ürüne nasıl istiyorsanız. Burada application tarafından bahsedecek olursak, application tarafında hangi kullanıcı hangi uygulamayı aslında aktif olarak ne kadar süre kullanmış. Bunun detayını görüyorsunuz. Birkaç detay göstereceğim şimdi. Mesela Emirhan Yağcı kullanıcısı. Atıyorum edesk.exe. Toplamda 3 dakika 14 saniye boyunca aktif olarak kullanmış. Buradaki aktiflikten kastım şu. Kullanıcı bu pencereyi açmış. Yani orada aktif pencereyi takip ettiği için program. Oradaki uygulamanın gerçekten gerçek zamanlı kullanımını size sunuyor. Yani bu alt tarafı indirilmiş şekilde değil. Bilginiz olsun. Ve bu detayına girerseniz de zaten endeskeksi nerede çalıştırdığını vesaire. İşte şu saatte şu kadar süre çalıştırdığını, bu saatte bu kadar süre çalıştırdığını vesaire farklı farklı da görüntüleyebiliyorsunuz. Device tarafına gelecek olursak, device tarafında da yine aynı şekilde kullanıcı hangi aygıtı, makinası ne zaman takmış, ne zaman çıkartmış vesaire. Bunları görüntüleyebiliyorsunuz. Mesela bir tane mass storage takmış kullanıcı. İşte detayına girmek istiyorsam üzerine basıyorum ve bana bununla hakkında bilgi veriyor. İşte seri numarası buymuş, product ID'si buymuş gibi gibi. Web sitelerine gelecek olursak da web sitelerinde de aynı şekilde kullanıcı hangi web sitelerini ziyaret etmiş vesaire bunları görüntüleyebiliyorsunuz. İşte Emirhan Yağcı kullanıcısına yine girelim. Kullanıcının ziyaret ettiği siteler vesaire. İşte daha detayına girerseniz aslında URL'ine kadar çekebiliyorsunuz. Atıyorum mesela yine aynı şekilde şeyden örnek verelim. Burada mesela URL'ini de genişlettikten sonra aslında gidip de URL'e kadar bana kullanıcının söylüyor. Hangi saatte gittiğini, o URL üzerinde ne kadar süre durduğunu vesaire. Bunların hepsini görüntüleyebiliyorsunuz. Bu arada filtreleme tarafı da çok basit. Yani atıyorum logların içinde hiç kaybolmazsınız. O taraftan yana hiç sıkıntınız olmasın. Mesela atıyorum sadece YouTube'a giren kullanıcıları görmek istiyorsunuz. Domain'e YouTube yazmanız yeterli. O zaman sadece YouTube'a giren kullanıcıları görürsünüz. Açtığınız zaman da YouTube'da nerelere girdiğini vesaire bunları da görüntüleyebiliyorsunuz. Evet. Print tarafına gelecek olursak, print tarafında da aslında kullanıcıların yazıcı trafiği, yani kullanıcı zaten direkt toplamda kaç sayfa yazdıklarını gösteriyor. Detayına inecek olursam hangi dokümanı, kaç sayfa, renkli renksiz, hangi yazıcı üzerinden, ne zaman vesaire bunların hepsini bilgisini size sunuyor. Hangi uygulamayı kullanarak yazıcı tipine kadar size aslında bilgiyi veriyor kağıt boyutuna kadar. Network trafiğinden devam edecek olursak. USB kısmında bir soru var. İstersen ona hemen sorayım. USB kullanım loglarında hangi dosyayı kopyalamış, silmiş gibi bilgileri gösterebilir mi? Evet, gösterebilir ama USB kısmında göstermiyor onu. Files kısmında gösteriyor. Tamam, teşekkürler. USB kısmında, rica ederim. USB kısmında sadece şu cihazı takmış, şu cihazı şu saatte takmış, bu saatte çıkarmış. Bunun bilgisini görürsünüz. Hangi dosyayı kopyaladığını files kısmında anlatacağım. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Bu arada başka bir soru var. Chat ekranından. Lütfen chat ekranını kullanmayın arkadaşlar. Bir kullanıcımız 4 gün Ankara'ya bir müşteriye gitti. Ne yaptı? Yöneticisi istedi falan. Bu biraz daha Active Track, Time Doctor gibi daha kullanıcı behavior amaçlı programların işi arkadaşlar. Yani DLP'nin ana işi bu olmadığı için ona da ben cevap vereyim. Yani productivity ölçen programlar var. DLP audit modu güzel bir mod ama şeyle karıştırmayın. Çünkü bazen şey oluyor yani bir programa her iş yükünü yüklemek isteyen oluyor. Örneğin audit kısmına baktığınızda size bu bilgiyi vermesiyle
bir ekran açtığınızda kullanıcınızın ne kadar product, yani ne kadar üretken, ne kadar üretken değil raporu tamamen farklıdır. Buradaki audit aslında tam Türkçe karşılığı olan denetleme amacıyla yapılan bir audittir. Sezai Bey'in sorduğu audit aslında biraz şey, hani adam yatmış mı, çalışmış mı? Çalışmış ama müşteri için mi çalışmış konusunun cevabı biraz user behavior analytics dediğimiz kullanıcının sezgisel davranış analizi yapan ürünlerin işidir arkadaşlar. Evet abi, aynen o şekilde. Şimdi network trafiğinden bahsedecek olursak, network trafiği aslında bunun detayını zaten firewall'da görürsünüz de. Burada size basic taraflı bir yine rapor sunuyor. Yani kullanıcı hangi uygulamayı kullanarak network'e kadar bir trafiği atmış. Ondan bahsedelim. Mesela atıyorum kullanıcı Endes kullanarak toplamda 4 MB'lik trafik yapmış veya işte atıyorum Firefox kullanarak toplamda 300 MB'lik trafik yapmış gibi gibi. Burada hangi uygulamaya ne kadar süre bir trafik yarattığını görürsünüz aslında. Şimdi trendlerden bahsedecek olursak, trendler kısmı da aslında basit. Yani burada web siteleriyle şu web site bölümüyle entegre olarak çalışır. Ve burada siz top user'ları görürsünüz aslında. İşte en çok sosyal ağlara girenler, ne bileyim en çok işte alışveriş sayfalarına girenler, en çok haber sayfalarına girenler gibi gibi. Burada size aslında kendi kategorize ettiği siteleri analiz ederek size bir bilgi veriyor. Sesinde ara ara internet bağlantından dolayı dalgalanma oluyor. Yani çok rahatsız edici değil. Hiç kopmuyor ama şeyden belli, upload'dan dolayı olduğu, internetini değiştirme şansın var mı 3G gibi? Şu anda yok abi maalesef. Tamam, okey. Teşekkürler. Tamam, güzel. Büyük ihtimal arada geçişlerden yana oluyor olabilir. Geçişlerde konuşmazsam büyük ihtimal sıkıntı olmaz. Çünkü ben de aynı sorunu büyük ihtimal daha önce yaşadım. Tamam. Ondan dolayı olabilir. Sayfa geçişlerinde konuşmamam Evet, lazım. evet. Yani onu demek istedim. Sayfa geçişinde upload artıyor ya, bize gönderdi. O sırada sesin biraz şey oluyor, kesiliyor. Sağ ol. Tamamdır, tamamdır. Evet, mail tarafından bahsedecek olursak, mail tarafında da zaten kullanıcıların aslında mail trafiğini izliyorsunuz. Buradaki mail trafiği web tarafında yaptığı mail trafiği değil, bilginiz olsun. Burası tamamıyla email client kullanılan üzerinden yaptığı mail trafiği. Yani kullanıcı hangi mail adresinden, hangi mail adresine mail atmış vesaire. Bunları görebileceğiniz bir yer. Atıyorum işte Outlook kullanıyorsa, ne bileyim Thunderbird tarzı bir mail client kullanıyorsa onun üzerinden gönderilen maillerin trafiği. Burada da neyi görüyorsunuz? İşte alıcıyı ve göndericiyi görüyorsunuz. Subject kısmını görüyorsunuz. Bu mail ne zaman yolladığını görüyorsunuz. Veya işte atıyorum detayına girdiğinizde attachment varsa attachment da görüyorsunuz. Detaya girmeden de görürsünüz aslında. Sağ tarafta files şablonu var. Bunu da çekerseniz varsa eğer burada files'ın ismini de görürsünüz. Bilginiz olsun. Şimdi dosyalar tarafından bahsedecek olursak, dosyalar tarafında da olay şöyle. Safetka kullanıcının yaptığı tüm dosya işlemlerini farklı farklı kategorize ederek aslında size logluyor. Yani kullanıcı hangi dosyayı açmış, hangi dosyayı kopyalamış, hangi dosyayı taşımış vesaire. Burada mesela birkaç örnek gösterelim. Mesela sildiğinden örnek göstereyim. Bu da en çok istenilen şeylerden bir tanesi olduğu için. İşte kullanıcı girmiş, kendi masa üstünden TC1 noktaları silmiş, Safetka Agent MSI'ni silmiş gibi gibi. Bunu ne zaman yaptığının detayına girmek istiyorsanız yine bir tık aşağı iniyorsunuz. Onunla alakalı detayı da size veriyor. İşte az önce bir şey sorusu gelmişti. USB'ye kopyalama vesaire. Orada da şöyle örnek vereyim. Şurada destination demeyelim de destination type'ını seçelim. USB diyelim şuna mesela. Evet. Şimdi kopyalananlara giriyorum. Emir Ayacı'nın USB'ye kopyaladığı dosyalar. Evet. Kaynak. Burası kendi masa üstünden bir dosya kopyalanmış. Bir tane de şöyle bir video dosyası kopyalamış. USB vesaire görmek istiyorsam yine aynı şekilde. Mesela şuradaki destination'da istersen yukarı alabilirim. Filtrelemek
tamamıyla size kalmış. Gördüğünüz gibi bu şekilde de yapabilirsiniz. Yine USB hakkında bilgi edinmek istiyorsanız cihazın üzerine tıklayıp cihaz hakkındaki bilgileri de görüntüleyebilirsiniz. Birkaç tane soru var, hızlıca onu vereyim. Outlook 2007 ve alt sürüm kullananlarda, bu arada kullanmayın zaten arkadaşlar. Microsoft'un support etmediği bir şey, bir üreticinin support etmesi mümkün değil. Outlook Aynen. Audit çalışmıyor, çalışmaz. Mustafa sağ olsun bilgi vermiş ama zaten bu başka third party'lerde de oluyor. Üreticinin sahip çıkmadığı bir ürünün başka bir üretici tarafından desteklenmesi çok mantıklı değil. Yine mail ile alakalı, mail tarafında dosya gönderiyor kullanıcı, okey, ama o dosyanın içeriğini görme imkanımız var mı? Ne gönderdiğini görebilmek için ayrıca mail içeriğini görme imkanımız var mı diyor. Orada şöyle, şimdi KVKK tarafında aslında dosyanın içeriğini görmek bilmiyorum ne kadar doğru olur ama orada şöyle bir durum oluyor. Eğer dosya gerçekten hassas bir veri içeriyorsa ve sizin bu hassas veri DLP kuralınıza, güvenlik politikanıza takılıyorsa, o zaman o dosyanın içerisinde hangi hassas veriye takıldığını size gösteriyor. DLP tarafında buna değineceğim. Yani atıyorum içerisinde iki tane TC vardı diyor gibisinden. Ama direkt dosyanın içeriğini size vermiyor. Çok sağ ol. Zaten bu genel bir kanı arkadaşlar. Genelde bir doğru şöyle. Sizin önce, DLP'den önce verilerinizi sınıflandırmanız lazım. Sınıflandırılmamış bir veriyi DLP bu şekilde takip etmez. Böyle bir işe ihtiyacınız varsa yani Mail Transfer Agent dediğimiz MTA'da bunu çözersiniz. Yani atıyorum Exchange'de zaten Exchange gönderilen tüm mailleri görüyor. Ama siz verinizi sınıflandırmayıp gelen giden tüm mesajı DLP okutup bana çıkarın diyemezsiniz. Bu zaten böyle bir çalışma mantığı yok globalde de. Bu işin doğrusu zaten böyle bir trafik yönetilemez. Düşünsenize günde 1000 tane mail gidiyor. Giden her maili okuyacak. İşte bir dictionary liste karşılaştıracak vesaire. SMTP gateway istiyorsanız SMTP gateway de yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu işin doğrusu DLP'nin öncesinde verinizi sınıflandıracaksınız ki aynı Sezer'in dediği gibi burada sınıflandırılmış veriyi DLP yakalar. İçerisinde işte atıyorum şirket dışına çıkmaması gereken bir veri varsa diye. O yüzden bu soruyu da cevaplandı olarak işaretliyorum ve geçiyorum. Arkadaşlar kullanıcı tarafında kaynak tüketimi gibi, sistem gereksinimleri gibi genel internet üzerinden alabileceğimiz soruları geçiyorum ama hani kaynak tüketimi sorusunu sona bırakıyorum. Şu anda tam yeri değil diye. IBM Lotus desteği var mı? Yani şeyi süzmeye çalışıyorum. Şu anda konu mail client olduğu için o soruları alıyorum. IBM Lotus desteği var mı? Şu anda yok. Üzerinde çalışma yapıyorlar ama şu anda öyle bir desteği yok. Tamam, okey. Sadece logluyor mu yoksa kısıtlama da yapabiliyor muyuz? USB kullanımı veya dosya silinmesini, taşınmasını gibi işlemleri yapabilir miyiz? Bir önceki bunların USB hepsi kullanımı. Bunların hepsini diğer kısmında göstereceğim. Tamam, geçiyorum bunu da. Auditor tamamıyla izleme yönelik, sadece size log gösteren, bilgi veren bir modül. Kısıtlamalar tamamıyla DLP ve Supervisor kısmında farklı farklı şekilde ayrılmış. Onlardan bahsedeceğiz. Tamam. Cüneyt Bey, etik konusuna çok takılmayın. DLP'nin işi mailleri tek tek içini açıp düşündüğünüz gibi, ya soruyu soran siz misiniz bu arada bilmiyorum da, okumak değildir. Sınıflandırılmış verinin kontrolüdür. Veri sınıflandırılmamışsa bu iş zaten başka bir konuya doğru gidiyor. O iş içinde farklı çözümler var zaten Mail Transfer Agent tarafından ne kullanıyorsanız. SharePoint Online ve OneDrive gibi ürünleri koruyabiliyor muyuz? Evet, onları koruyabiliyoruz. Onlarda herhangi bir sıkıntımız yok. Tamam. Onlardan da bahsedelim. Süper. Office 365 entegrasyonu var mı? Evet, var. O da var. Tamam. Ondan anlatacaksın herhalde. Tabii, ondan da bahsedeceğim. Son bu konuyla alakalı bir soru. Tüm yapı terminal server üzerinde 40 user bağlı ve Pop3 olarak Outlook ve Thunderbird kullanılıyor. Ürününüz terminal server üzerinde çalışmakta mıdır? Evet, terminal server'da davranış şu şekilde oluyor. Bağlanan kullanıcı lisanslıyor. Yani kaç kullanıcı bağlanıyorsa o kadar lisans almanız gerekiyor. Tamam, çok sağ ol. Bu soruyu da cevapladım. Biraz daha eğitime şey vereyim. Çok soru var çünkü. Teşekkürler. Devam edebilirsin. Rica ederim. Tamamdır. Şimdi files kısmında dediğim gibi zaten işlemlerin adları belli. Nereden nereye yolladıkları vesaire, ne yaptıkları belli. Sadece şu instant messaging kısmından da bir bahsedeyim. Burada da aslında kullanıcının kullandığı hali hazırda mesela WhatsApp. Ama tabii şey değil, web WhatsApp değil. Buradaki bu ayrıntıyı kaçırmayın. Web WhatsApp, web upload'a giriyor çünkü. Burada uygulama olarak, yani desktop uygulama olarak kurulan tarafı. WhatsApp.exe'den bir dosyayı aktarırsa veya atıyorum Telegram'dan vesaire aktarırsa
Bunu aslında görüntüleyebiliyorsunuz. Auditor modülü genel anlamıyla bu şekilde. Şimdi Supervisor modülüyle devam edeceğim. En son DLP tarafına geleceğim. Çünkü DLP tarafında bayağı bir duracağız zaten. Şimdi Supervisor modülünde de olay şöyle işliyor. 3 farklı modül sunuyor aslında size. Web Control, Application Control ve Printer Control olmak üzere 3 ayrılıyor modülleri. Web Control'den bahsedecek olursak, Web Control aslında sizin firewall üzerinden de yaptığınız URL bazlı, kategori bazlı engellemelerin aynısı. Burada agent bazlı yaptığınız için, yani kullanıcı sizin ağınızdan çıktı, başka bir ağa gitti, orada firewall artık herhangi bir şey yapamaz. Ama buradaki agent yine offline çalışma özelliğine sahip olduğu için yine gerekli engellemeleri size sağlar. Default action tarafında zaten kullanıcının sayfayı açtığı zaman nasıl bir aksiyon alsın istiyorsanız, bunu deny'e çektiğinizde tüm sayfaları engeller. Yani burada bir whitelist yaparsınız sadece. Deny tarafı whitelist demek. Ben burada atıyorum rule olarak da ne diyelim? İşte atıyorum Facebook diyelim. Ve bir tane allow kuralı ekleyelim. Facebook.com URL bazlı. Bu şekilde her şeyi engelle, sadece Facebook'a izin ver de diyebilirsiniz. Veya bunun tam tersini yaparsınız ki genelde zaten DLP, aslında DLP ürünleri genel anlamıyla whitelist'e çok uygun ürünler değil. Çünkü sizin çalışma şeklinizi vesaire engelleyebilir. Yani iş akışını durdurma seviyesine kadar getirebilir. O yüzden whitelist tarafını pek önermem. Genel anlamıyla yani web kontrol için geçerli değil bu pek fazla, ama DLP tarafında, DLP güvenlik politikalarında özellikle göreceksiniz zaten. O tarafta eğer bir whitelist tarafıyla ilerleyeyim istiyorsanız farklı farklı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. O yüzden genel anlamıyla blacklist tarafında ilerlemeniz daha mantıklı olur. Yani burada atıyorum default action'ı allow deyip var olan kuralı silelim. Yine bir tane kural ekleyelim. Burada kategori bazlı yapacağım. Kendi içerisinde kategoriler var. Bunlar cloud tarafında sürekli güncelleniyor. Oradan çekiyor bilgileri. O yüzden sertifika sunucunuzda internete çıkması önemli. Mesela sosyal network. Bu şekilde yaparsanız sizin için daha sağlıklı olacaktır. Normal default action'ı kullanıcı istediği yere girebilsin ama sosyal ağlara giremesin şeklinde. Ya da eğer banka, telekom, GSM gibi oturmuş bir organizasyon yapınız varsa bunu yapabilirsiniz. Sadece DLP için değil, başka ürünlerde de, mesela Endpoint'te de biz yapıyorduk, yani oradan biliyorum. Kafasına göre insanların itiraz edemediği patron firması olmayan şirketlerde tam tersi whitelist kullanabilirsiniz. Yani bu şu demektir: 10 tane programa veya 10 tane web sitesine izin veriyorum, başka hiçbir web siteye izin vermiyorum. İzin talep istiyorsanız etki risk analizi çerçevesinde talepte bulunursunuz. Bir change management sürecine girer. Change, yani bu değişiklik onaylanırsa da atıyorum bu izin verilir. Bu da ortalama 2 hafta sürer. Öyle düşünün. Çünkü bunun sebebi kesintiye ya da kesinti anında para, itibar kaybedecek ve bu süreçleri oturmuş büyük kurumlar genellikle de tam tersini yapıyor. Ama tabii Türkiye'deki firmaların %90'ı bu süreci işletemediği için burada Sezer'e katılıyorum. Direkt olarak şu anda whitelist'e gitmek sizin için biraz riskli olabilir. Yani her şey yasak, sadece bunlar izinli demek sizi kaosa sürükleyebilir. Aynen öyle abi. Web kontrol genel anlamıyla bu şekilde. Zaten basit bir modül. Genel anlamıyla olayı bu şekilde. Application kontrolden bahsedecek olursak, şimdi application kontrolde de olay aslında şöyle ilerliyor. Aynı web kontrol gibi belli bir pet vererek o petteki uygulamanın çalışmasını engelle diyebiliyorsunuz. Belli bir kategori belirterek bu kategoriyi içeren uygulamaların çalışmasını engelliyorsunuz. Veya Windows 10 ve farklı bir Windows sürümü olan makinalarda, eğer Microsoft Store özelliği varsa, oradaki uygulamaları da size engelleme şansı sunuyor. Burada mesela atıyorum, yani pet bazlı pek yapılan bir şey değil. Çünkü kullanıcı petini değiştirirse veya herhangi bir şey olursa kolayca atlatılan bir şey. O yüzden her zaman siz kategori tarafında ilerlemeniz daha sağlıklı olur. Çünkü exe bazı takip ettiği için, direkt hash olarak takip ettiği için kullanıcının pek de atlatması mümkün değil aslında uygulamayı. Burada mesela atıyorum
Games kısmını engellediniz. Burada zaten içerisindeki oyunları vesaire görüntüleyebiliyorsunuz. Buradaki kategoriyi de aynı şekilde ekleyerek bir engelleme kuralı da yazmanız mümkün. Bunu da atıyorum işte oyunlar dersiniz. Gibisinden bir engelleme kuralı da yazabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bir de printer kontrol var. Şimdi bu printer kontrol özelliği özellikle yüksek kullanıcılara sahip şirketlerde biraz ilgi çekebiliyor. Çünkü kartuş maliyeti biraz fazla yüksek gelebiliyor bu tarz firmalarda. Ve bunların genelde sorumlusu IT tarafı olduğu için IT tarafından aslında soruluyor. Hal böyle olunca kimin ne kadar çıktı aldığı, hangi yazıcının en çok kullanıldığı vesaire bunlar biraz sert olabiliyor. Siz burada kullanıcıların hangi yazıcıyı kullanabileceğini, hangi yazıcıyı kullanamayacağını vesaire bunları belirtebiliyorsunuz. Atıyorum mesela Emirhan Yağcı'nın eriştiği yazıcılar bunlar. Ben mesela şu yazıcıyı kullanmasını istemiyorum diyorum. Alıyorum bunu ve bunu komple deny listine ekliyorum. Kullanıcı bu yazıcıyı kullanamaz. Gibi gibi. Veya hepsini deny liste eklersiniz. Aynı şekilde ekleyerek o yazıcıların hiçbirini kullanamaz. Veya şöyle de bir şey yapmanız mümkün. Tamam yazıcıları kullansın ama düzgün bir şekilde kullansın. Yani atıyorum günde 10 sayfadan fazla çıktı alırsa uyarı versin veya engellesin tarzında farklı farklı aksiyonları da var. Bir alert da yollattırabilirsiniz kullanıcıya. Bak 10 sayfayı geçtin şeklinde. Veya var olana izin ver ama bundan sonrasına izin verme şeklinde de yaptırtabilirsiniz. Günlük, haftalık, aylık istediğiniz gibi kota belirtme şansı sunuyor size. Şimdi bu arada şöyle bir ayrıntıya da değinmek isteyeyim. Safetica'da kuralları yazarken mesela ben şu an aktif ediyorum ve yazıyorum. Ben. Sol taraftaki kullanıcı ağacında neresi seçiliyse oraya yazıyorsunuz aslında kural. Yani en üst seçiliyse ben şu an en üstten herkes yazmış olurum aslında. Ama ben sadece bu makineye yazacaksam benim sadece bu makineyi seçip burada aktif etmem lazım kuralı ve burada yazmam lazım. Bilginiz olsun. Supervisor modülü de anlamıyla bu şekilde. Zaten basit bir modül. Anlaşılmayan pek bir şey yoktur diye düşünüyorum. Biraz soru eritelim istersen. Tabii. Veri sınıflandırma kısmında DLP yöneticileri olarak manuel sınıflandırma ile end user'a bağımlı kalmadan otomatik sınıflandırma tarafında senaryolarımız nasıl olmalı? Onu DLP'de anlatacaksın herhalde. Evet, DLP'de geçiyorum. Tamam. Teklif kısmını söyledim. Üreticiyle buluşturacağız. info@çözumpark.com'a mail atarsanız sizi hem Türkiye distribütörü hem de üreticiyle buluşturuyor olacağız. Engelleme yapıldığında kullanıcıya bilgi formu dönüyor mu? Şöyle oluyor. Engelleme yapıldığında sağ alttan aslında bir uyarı çıkartıyor. Şu işlem engellendi tarzında. Ve detayına tıkladığınız zaman da şu kural yüzünden engellendiğini vesaire kullanıcıya söylüyor. Tamam. O bölüm özelleşebiliyor mu? Türkçe, İngilizce uyarı bölümü. Evet. Onlar Türkçe, İngilizce olarak değiştirilebiliyor. Tamam. Ve ekstradan logo koyabiliyorsunuz. Mail adresi koyabiliyorsunuz. Bir de site adresi koyabiliyorsunuz galiba. Aynen. Tamam. Bazı endpoint ürünlerinin web kontrol modülü HTTP trafiğini kesemiyordu. Yani SSL inspection yapamıyordu. Safetica web kontrol modülü HTTP trafiğini kesememe durumu söz konusu mu? Yani SSL inspection yapıyor mu diye soruyor. SSL inspection yapabiliyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. Tamam. Sadece buradaki sıkıntı şu. Eğer firewall'umuzdan SSL inspection'ı açarsanız çakışma durumu yaşarsınız. Ve bu tarafta hem Safetica'ya firewall'un sertifikasını hem de firewall'a da Safetica'nın sertifikasını güvenilir olarak vermeniz gerekiyor. Tamam. Onun da çözümü yine kurumsal şirketlerde pek çok ürün SSL inspection yapıyor arkadaşlar. Yani sadece işte DLP ayrı SSL inspection yapıyor. Firewall ayrı SSL inspection yapıyor. Network monitoring ürünleri, network trafiğini izliyor ayrı SSL inspection yapıyor. Burada zaten centralized certificate management dediğimiz bir kavram ortaya çıkıyor. Yani bu tür ürünler için merkezi sertifikalar kullandığınız için ya bu internal trust sertifikalar oluyor veya işte VeriSign, GlobalSign, Komodo gibi Sektigo oldu artık gerçi Komodo. Bu tür global ve pek çok ürünün işte assetinde, XYZ ürünlerinde güvendiği global bir sertifikasyondan aldığınız sertifikaları kullanıyorsunuz. Tercih size kalmış. Pekala şimdi başka merhaba DLP aldık diyelim. Endpoint aldığımız tek bir yerden yönet tek bir yerden arkadaşlar
Sizden ricam sorularınızı sorarken özen gösterirseniz hem hani gramere de devrik cümleye de hem daha hızlı okuruz, daha hızlı anlarız, daha hızlı ilerleriz. Tek bir yerden yönetebilir miyiz? Evet, değil mi? Evet, Sezer yönetim zaten yönetebilirsiniz. tek bir Çok yerde. doğru. Bu arada Ahmet Bey üzerinde demedim. Hani genel çünkü zorlanıyorum ben. Bir önceki Essen Inspection'ları ben ekledim. Yazdığımız deny kuralında kullanıcı yasak uyarısı çıkıyor mu? Okey, bunu sordum. Özelleştiriliyor mu? Bunu da sordum. PC için ayrı ayrı lisans mı almamız gerekiyor? Yok, normal aynı şekilde kaç kullanıcı alırsanız zaten var olan sunucu lisanslamıyor Safetika. Sadece kullanıcı tarafını lisanslıyor. Tamam, Kaç süper. kullanıcıdır kullanmak istiyorsanız, kaç Tamam. tane agent kurulacaksa o kadar. Tamam. 56-51 nasıl sağlanır? Aslında 56-51 ayrı bir konu. Evet, Yani orası tamamıyla ayrı bir konu. geçiyorum. DLP ile alakalı bir şey değil. Başka? Gmail Yahoo üzerinden mail göndermeyi kapatabiliyor muyuz? Şöyle ki Gmail açık mailleri görebiliyor fakat bilgisayarından ve file server'dan dosya eklemesine izin vermiyor. Yani Şöyle böyle bir şey. yapabilirsiniz. Şöyle yapabilirsiniz o tarafta. Yani hiç kullanılmasını istiyorsanız zaten web kontrolden engellersiniz. Kullanılsın ama kullanıcı işte bir dosya upload edemesin istiyorsanız da yine DLP tarafında değineceğim. Genel bir kuralı Tamam. var. Süper. Okey. Şimdi bunları bazı soruları anlamadım. Bölük pörçük olduğu için geçiyorum. Belirli bir programın tarama dışı bırakılması mümkün mü? Mesela ERP yazılımını çok yavaşlatıyor. Bu tür programların tarama dışı bırakabiliyor muyuz? Bırakabilirsiniz. O da maintenance tarafında entegrasyon ayarlarında var. Tamam. Ondan da Tamam. bahsederiz en son. Süpersin. SaaS servislerinden Salesforce desteği var mı? Hani Office 365 gibi Salesforce'la da çalışıyor mu? Yani Salesforce'da özel bir entegrasyon Tamam. ayarı yok o tarafta. Ama Peki. arka planda yapılacak işlem neyse belki farklı bir çözüm sunabiliriz yani. Tamam. Yazıcıya giden dosyalarda ulaşılabiliyor mu? Bir preview özelliği var mı? Yani printer çıktısı tamam ama çıktı aldığı dokümanın içeriğini görebiliyor muyuz? OCR özelliğinden mi bahsediyoruz Yok, yoksa direkt OCR ayrı bir olarak? soru. Adam şey diyor hani biraz önce dedin ya print işte şu kadar çıktı almış 10 tane 20 tane. İşte 20 tane ne almış? Hani çıktığın içeriğini soruyorlar. Çıktığın içeriğini görebiliyor muyuz? Bu biraz önceki mail içeriğini okumaktan farklı değil aslında. Anladım. Evet, aynı olaya geliyor aslında soru. Eğer içerisinde hassas veri varsa ve sınıflandırılıysa yine size söylüyor. Ama aynen. Arkadaşlar bu iş ayrı. Yani bu iş biraz auditing'e giriyor. DLP'ye girmiyor. Siz çok auditing sorusu soruyorsunuz. Aslında bu da şöyle güzel. Kavram karmaşası olduğunu gösteriyor. Bunu ben çok yaşıyorum. İşte CM var, auditing var, DLP var. Hani IDS, IPS'teki gibi. Daha çok audit soruları geliyor. Biraz daha izlemekle alakalı. Ne yazık ki bir üründen bütün özellikleri almanız mümkün değil. Bu arada OCR YouTube'dan gelen bir soru. OCR desteği var mı? Şöyle şu anlık OCR desteği yok. O tarafta da çalışmaları yapıyorlar. Büyük ihtimal yakın bir zamanda yani bu sene içerisinde eklenecek. Tamam, bu çok kritik bir soru malum. DLP'de Tabii günün tabii. sonunda dokümanların OCR'la taranıp içerisindeki bilgiyi alması önemli. Çünkü bütün dokümanlar text bazlı değil biliyorsunuz. Tabii ki. Tutulan kayıtların bir dava dosyasına muhatap olması durumunda veri bütünlüğünün sağlantığı garanti edebilmek için bir doğrulama yapısı mevcut mu? Orada şöyle, bunu da soruyorlar evet. Orada da aslında 56-51'e giriyor biraz da olay. Zaman damgası işine giriyor. Öyle bir herhangi bir zaman damgası vesaire yapmıyor. Ama genel anlamıyla bildiğim kadarıyla söylüyorum. Yani eğer bu veriler zaten veri tabanına yazıldığı için veri tabanında herhangi bir işlem yapıldığında, herhangi bir solgu yapıldığında vesaire zaten arka planda disk üzerinde bir işlem olduğu için ve adli bilişimde bunun zaten kayıtları aslında bir şekilde çıkıyor ortaya. Evet, benzer birkaç üründen de ben de tecrübemi söyleyeyim. Audit ürünleri de dahi olsa kendini de auditleyebiliyor ama günün sonunda bunların hepsinin datası SQL'de tutuluyor. SQL tarafında böyle bir çalışmanız varsa, yani biliyorsunuz SQL veri bütünlüğüyle alakalı çok fazla detay var. Bu ayrı bir uzmanlık alanı. Bir alt katmana inmek gerekiyor. Biz şu anda application katmanındayız. Evet, cevaplar var. Hatta o tarafta şey bile var. Ayrıca konu işte data masking gibi konular da var. Aynen. Bizim konumuz değil arkadaşlar şu anda. Onu da geçiyorum. Veri sınıflandırma kısmında DLP yöneticileri olarak ha, bunu zaten cevaplamıştık. Kullanıcının uygulamaya müdahale etmesi nasıl korunuyor? Antivirüsteki gibi parola ile mi yoksa başka bir yöntemle mi? Agent soruyor herhalde. Yani agent'ı nasıl Evet. kaldırın? Evet. Parola ile. Orada Tamam. şöyle oluyor. Orada şöyle oluyor. Default'ta Safetika tüm servislerini, uygulamasını falan her şeyini gizliyor. Bunu siz açtınız diyelim. Yine hiçbir şekilde kullanıcı bunu durduramıyor. Lokal admin yetkisi olsa bile size durdurmak için farklı parametreler soruyor. O parametreleri bilmeniz lazım. O parametreleri bilseniz bile konsol şifresini bilmeniz lazım. O şekilde durduruyorsunuz. Ekstradan da parola da koyabiliyorsunuz. Onu da gösteririz.
Tamam, süper. Biraz çok soruya girdik. Biraz daha konuya devam edelim o zaman. Tamamdır. Evet, ana modülümüz o. DLP tarafına. Geçelim bakalım. Şimdi DLP dünyası aslında şöyle işliyor. İlk önce var olan bir hassas verinizi DLP uygulamanızı tanıtmanız gerekiyor. Yani bir veri sınıflandırma yapmanız gerekiyor. Daha sonra bununla alakalı güvenlik politikalarını belirtmeniz gerekiyor ki o var olan hassas veri dışarıya çıkartılmasın. Şimdi burada veri sınıflandırmayı Safetica'da data kategorisi tarafında yapıyorsunuz. Burada farklı farklı hassas veri kategorileri oluşturuyorsunuz aslında. Atıyorum işte finansal veriler, ne bileyim işte farklı farklı veri kategorileri düşünün. Tıkladığınızda buraya birinci kategorize etme şekli sensitive content. Yani sensitive content'teki olay şu. Ben senin belirteceğin dosyada veya herhangi bir uygulamada içeriğini kontrol edeceğim. Yani atıyorum burada ne olabilir? Bir tane TXT dosyası düşünün ve siz dediniz ki içerisinde bir tane TC geçiyorsa. Burada işte aslında onu kontrol ettiği taraf. Yani sensitive content üzerinde yapıyorsunuz. Detayına gireceğim. Existence classification dediği de aslında şu. Var olan bir classification yazılımınız var, third party. Onunla alakalı zaten bir sınıflandırma yapmışsınız. Sadece bir diğer bir çözümünüz yok. Herhangi bir engelleme falan olmuyor. Sadece verinin işte hassas olup olmadığı belli ortada. Ama herhangi bir engelleme yok. Safetica'da kullanmış olduğunuz third party yazılımını entegre ederek DLP tarafını Safetica'dan, sınıflandırma tarafını da kullanmış olduğunuz yazılımdan yapabiliyorsunuz. Bir de context rule var. Context rule'un olayı da aslında şu. Bazı dosyaların atıyorum belli bir içerik belirtemiyorsunuz. En basitinden ne olabilir? Çizim dosyası. Belli bir işte atıyorum AutoCAD'den, SOLIDWORKS'ten çıkartılmış çizim dosyasının halihazırda bir içeriğini belirtemiyorsunuz. Hal böyle olunca da burada dosya tipini, ne bileyim işte dosyanın kaynak adresini, dosya nerede tutulduğunu vesaire bunları belirterek aslında bunları sınıflandırabiliyorsunuz. Bunun da detayına birazdan gireceğim. Şimdi sensitive content ile başlayalım. Benim sensitive content tipinde oluşturduğum zaten bir tane kategori var burada. Onu editleyerek devam ediyorum. Şimdi burayı sıfırlayalım. Şimdi belli bir içerik belirterek sınıflandırma yapacağınız dosyaları nasıl yaparsınız? Burada belli başlı hazır şablonlar var zaten. Atıyorum işte kredi kartı numaraları, IBAN numaraları atıyorum veya TC kimlik numaraları gibi gibi. Burada üst tarafta da bir tespit eşiği bölümü görüyorsunuz aslında. Threshold dediğimiz tespit eşiği bölümü var. Mesela ben burada kredi kart numarası hassas olarak görülsün ve bir veya daha fazla kredi kartı geçiyorsa hassas olarak görülsün diye bu şekilde kredi kartı içeren dosyaları aslında sınıflandırmış oluyorum. Burada V veya olayı da var. Mesela ben bunu bu şekilde ekledim. Şimdi farklı bir kural eklediğimde bunu artık veya'ya çeviriyor. Yani bu veya bu varsa. Burada ne diyeceğim mesela? Burada da diyeceğim ki bir tane atıyorum IBAN varsa. Ne oldu şimdi? Bir tane kredi kart numarası varsa veya bir tane IBAN adresi varsa. Ve olayını nasıl yapıyorsunuz? Aynı anda seçiyorsunuz onda da. Burada da diyorsunuz ki mesela 5'ten ve 5 ve daha fazla kredi kartı, IBAN, işte TC kimlik numarası varsa. Üçünden de en az 5 tane olması lazım. Bunu da bu şekilde seçtiğim zaman bu 3 farklı kuralı da aynı dosyanın içerisinde aramaya başlıyor. Şimdi hassas veri şablonlarını az çok zaten gördük. Onun haricinde custom expressions dediğimiz belli bir anahtar kelime de belirtebiliyorsunuz. Ne olabilir? İşte atıyorum en basitinden birkaç örnek vereyim. Mesela maaş. Maaş geçen dosyalar benim için hassastır dediniz. Bunu eğer bu şekilde yazarsanız bunu tamamıyla bu şekilde ara. Yani büyük olacak. İki tane küçük A ve bir tane küçük Ş. Dosyanın içerisinde böyle bir ibare geçmesi lazım. Ama bunu regex'e dökmek her zaman için sizin için daha mantıklı olur. Yani kullanıcı bunu farklı şekilde de yazabilir. Bunun belli başlı zaten KB'sinde yazılma şekilleri var. Oradan da bakabilirsiniz. Ben size şöyle bir örnek göstereyim. Büyüklü küçüklü bu şekilde yazarsanız ve regex'i işaretlerseniz bu sefer de aslında maaş geçen maaşı nasıl yazarsa yazsın. S ile de yazarsa mesela atıyorum S ile yazdığını varsayalım. Onun için bir tane daha yazmanız lazım. Aynı şekilde.
50 versiyonunu yazalım. Bu şekilde de yapabilirsiniz. İşte bu cümlenin başında geçiyorsa farklı bir işaret koyuyorsunuz. Cümlenin sonunda geçiyorsa farklı bir işaret koyuyorsunuz. Dediğim gibi KB'sinde kendine özel zaten regex'in nasıl yazılacağıyla alakalı bir bilgiyi sunuyor. Bununla alakalı da tekrardan bakabilirsiniz. Ben sadece nasıl yapıldığıyla alakalı örneği veriyorum. Custom Dictionaries tarafında da şöyle söyleyeyim. Elinizde bir tane Excel dosyası olduğunu varsayalım. Satır satır belli başlı anahtar kelimeler yazdınız. Atıyorum sizin sektörle alakalı, farklı farklı sektörle alakalı farklı hassas kelimeler olabilir. Bununla alakalı satır satır yazdığınız toplamda 100 tane kelime var. Bu Excel'i buraya yüklüyorsunuz. New Dictionary deyip, TXT de olabilir, Excel de olabilir, fark etmez. Bunu buraya yüklediğiniz zaman Safetyka satır satır bakarak oradaki kelimeleri hassas bir olarak direkt tanımlıyor. Bilginiz olsun. Yani 5 tane kelime söyleyeyim mesela, atıyorum işte. Farklı farklı 5 tane kelime yazdınız. Yüklediğiniz zaman ilk önce birinci satıra bakıyor, orada kelime alıyor. İkinci satıra bakıyor, orada kelime alıyor gibi gibi. Böyle bir sensitive content ile oluşturabileceğiniz bir hassas veri şablonu var. Bir de bununla alakalı bir discovery özelliği de mevcut. Yani atıyorum siz mesela bu hassas verileri belirttiniz. Tamam, iyi güzel, bu hassas veriler var. Finish dedim. Daha sonra bu hassas veriler nerelerde geçiyor acaba? Mesela atıyorum bir file server'ınız var ve bu file server'da bu veriler hangi dosyalarda bulunuyor? Bununla alakalı bilgi almak istiyorsunuz. Bu da mümkün. Mesela atıyorum file server scan diyelim. Object olarak herkesi seçiyorum. Erişebilen herhangi birisinin üzerinden taramayı yapsın. Mesela burada pet olarak local pet değil de at pet diyerek Bu şekilde atıyorum file server'ımızın adresini verirseniz oradaki dosyaların içerisini tarayarak hangi dosyada hangi verinin size geçtiğini söyler. Atıyorum işte şu klasörün altında işte maaş bodrosu Excel var ve bunun içerisinde 5 tane kredi kartı geçiyor gibi gibi. Böyle bir şey yaptırmanız da mümkün. Şimdi ikinci kategorimiz Existing Classification demiştik. Bu da aslında az önce bahsettiğim gibi third party classification yazılımlarıyla entegre olduğu taraf. Bunlarla alakalı bir örnek yapmıştım şuraya classification diye. Onun üzerinde de tekrardan göstereyim. Yine bunu da aynı şekilde configure data category diyerek içeriğine bakalım. Burada da olay aslında şu. Siz var olan third party sınıflandırma yazılımınızda bir kural yazdınız ve bu kural gidiyor dosyanın içerisine bir metadata yazıyor. Ve bu metadatanın ne olduğunu zaten dosyada görüyorsunuz. Bu dosyadaki metadatanın aynısını buraya yazarsanız ve buradaki işte o kuralın artık açıklaması neyse, atıyorum o third party tarafında KVKK diye mi yazdınız? Burası çok önemli değil ama onu da bu şekilde yazarsanız daha anlaşılır olur. Bunu bu şekilde yazdığınız zaman Safetyka gidiyor dosyaların metadatasını okuyarak şöyle bir etiket varsa metadatada bunu artık hassas olarak tanımlıyor. Ve bunu artık diğer bir kuralı yazabiliyorsunuz. Safetyka üzerinden. Bilginiz olsun. Bunun da aynı şekilde yine şey var. Discovery görevi var. Bunu da aynı şekilde yine discovery yaptırabilirsiniz. Hem file server tarafında hem local pet tarafında nasıl istiyorsanız. Bir de burada context rule dediğimiz, az önce bahsettiğim gibi belli bir içerik belirtemediğiniz dosyalarda genel anlamıyla kullanacağınız bir kural var. O da context classification olarak oluşturmuşum. Ondan da bahsedelim. Evet. Bu arada bir soru alabilir miyim? Tabii ki. Üreticinin DLP yanında veri sınıflandırması için bir ürünü var mı? Yani Safetyka'nın veri sınıflandırma ürünü var mı? Safetyka'nın içerisinde zaten şu an anlatmış olduğum bir veri sınıflandırma modülü var. Şu anki modüllerle veri sınıflandırma yapabiliyorsunuz. Eğer bu yetersiz kalırsa sizin için third party yazılım kullanıp onunla da aynı şekilde entegre edebiliyorsunuz. Tamam, çok teşekkürler. Rica ederim.
Şimdi konteks tarafından bahsedecek olursak, orada da olay şöyle işliyor. Birinci seçeneğimiz Application Rule. Application Rule aslında şu. Kullanıcı, atıyorum, bir tane uygulama kullanıyor ve bu uygulamanın çıkartacağı dosya tipi sizin için takip edilemeyecek, yani içeriğini okuyamayacağınız bir dosya tipi. En basitinden çizim uygulamalarından gidiyorum ki en çok kullanıldığı taraf o zaten. Atıyorum AutoCAD. AutoCAD yazılımını kullanıyorsunuz ve bunun içerisinde çizimler yapıyorsunuz ve bu dosya bir yerlere kaydoluyor. Ve sensitive content hali hazırda bunun içeriğini tanıyamadığı için bunu belli bir sınıflandırmaya tabi tutamıyor. Burada aslında şunu demiş oluyorsunuz. Add diyelim ve burada diyelim ki işte classification. Şimdi buradaki rule modu önemli. Bunu eğer testing'de bırakırsanız, diğer bir kuralı yazsanız dahi bunu engellendi olarak gösterir ama engellemez. Kullanıcıya izin verir. Bilginiz olsun. Burası kritik. O yüzden bunu tagging moduna çekmeniz lazım. Engellenmesini istiyorsanız. Adı üstünde diğer taraf test modu zaten. Application tarafında az önce bahsetmiş olduğum gibi application tipi giriyorsunuz. Bu tabi sadece sizin uygulamalarına özel bir şey değil. Farklı farklı senaryolar üretebilirsiniz. Atıyorum ERP'den kullanıcı da verileri export ediyordur Excel'e vesaire. ERP uygulamasını belirtirsiniz. Eğer o uygulama üzerinden bir export işlemi oluyorsa onu da aynı şekilde hassas veri olarak tanımlar. Ama Excel'in zaten içeriğini biz tarayabildiğimiz için varsa içerisinde bizim hassas veri şablonumuza dokunabilecek bir veri onu zaten dediğim gibi hassas veri olarak tanımlıyor. Burada en basından şöyle ilerleyeceğim. Mesela CAD software ekledim. Kullanıcının kullandığı CAD software'lerinin hepsi zaten burada var. Olmayan yoktur. Çok yüksek ihtimal. Belli bir uzantı da belirtebilirsiniz sadece. Atıyorum sadece .dvg gibisinden. Sadece bu uzantıdan çıktı alıyorsa sıkıntı yaratsın. Eğer vermezsiniz, CAD software'lerin taşıdığı tüm uzantıları zaten Safetyka bildiği için o şekilde etiketler. Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Webpool'dan bahsedecek olursak, Webpool'da da olay şöyle. Atıyorum bir CRM sisteminiz var ve bu CRM sisteminden işte teklif yüklüyorsunuz. Belli bir dosyayı teklif olarak indiriyorsunuz vesaire. Bunu peki nasıl tanımlarsınız diyorsanız bunu da şöyle tanımlıyorsunuz. Yine aynı şekilde atıyorum CRM diyelim. Bir rule modumu tagging'e çekiyorum. Şimdi buradaki web adres tarafına CRM.example.com. Şimdi benim CRM adresim bu. Kullanıcı bu adrese girip bu adres üzerinden herhangi bir dosyayı download ederse bunu direkt hassas olarak işaretle. Bunu diyebiliyorsunuz programa. Yani belli bir site veriyorsunuz ve site üzerinden download işlemi olursa onu direkt hassas olarak işaretle diyebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde belli bir uzantıda belirtebilirsiniz veya belirtmezsiniz. Burası tamamen size kalmış. Web tarafının da olayı aslında bu. Sesim bu sefer komple gitti. Gitti mi? Evet, bu sefer olmayan dedin, ondan sonrası gelmedi. Ha, tekrar bahsedeyim web tarafından o zaman. Web tarafından tekrar bahsedeyim. Atıyorum bir CRM sisteminiz var. Dediğim gibi bunu yine rule modunu tagging tarafına çektiniz. Ve burada web adres olarak belli bir web adres belirtiyorsunuz. Ve bu web adresten indirilen dosyalar aslında sizin için hassas oluyor. En basitinden şöyle bir CRM adresiniz var diyelim. Bu adrese ben girdim. Ve bu adres üzerinden bir tane dosyayı download ettim, export ettim. Bu direkt hassas olarak işaretleniyor. Bu şekilde web tarafının da olayı aslında bu. Bir de pet tarafı var. Şimdi pet tarafında da olay şu şekilde işliyor. Burada belli başlı pet rule belirteceksiniz. Atıyorum ne belirtebilirsiniz? File server diyelim buraya. İçeride bir file server'ınız var. Dosya paylaşım alanınız var. İşte network'te fark etmez.
Orada işte kritik dosyalar içeren klasörler var. Bunu direkt siz zaten biliyorsanız yerini atıyorum 1.1 İK diyelim mesela. İK klasörünün altındaki dosyalar sizin için kritikse bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Veya İK klasörünün altındaki sadece işte Excel'ler gibi gibi uzantıda belirtebilirsiniz. Bu uzantıların da aynı şekilde kategorisi var. Tek tek yazmak istemiyorsanız şuraya basarsınız. Ve burada spreadsheet, işte atıyorum presentation tarzında dosya tiplerini belirtebilirsiniz. Bilginiz olsun. Ama belirtmezseniz zaten tüm dosyaları da gerekli işlemi yapar. Şimdi şu ikisinin detayına pek girmeyeceğim. Neden girmeyeceğim diyorsanız şundan dolayı. Pek kullanılan özellikler değiller. Detayından ne olduklarından bahsedeyim. Tag distributions olayı aslında şu. Burada belli bir şey belirtiyorsunuz. Atıyorum. Gireyim şöyle. Belli bu extension belirtiyorsunuz sadece. Atıyorum Excel. Bu şu anlama geliyor. Kullanıcının kullandığı tüm Excel'leri hassas olarak işaretle. Çünkü bu pek anlamlı bir şey değil. Neden? Kullanıcı farklı bir Excel dosyası da açabilir ve bu güvenlik şeyine takıldığı zaman, politikasına takıldığı zaman yollaması gereken dosyayı da yollayamayabilir gibi gibi. Bunu yani kullanmak isteyebilirsiniz, istemeyebilirsiniz. Ben dediğim gibi ne olduğundan bahsedeyim. Ki anlamıyla olayı bu şekilde. Belli bir uzantı belirtiyorsunuz sadece. İşte burada mesela ne diyelim? Bir tane kategori tip ekleyeyim. Mesela sadece resim dosyaları. Kullanıcının kullandığı resim dosyalarının hepsini hassas veri olarak işaretle. Gibi gibi. Bu şekilde bir şey de yapabilirsiniz. Bir de file content rule var. Bunun olayı da aslında şu. Az önce belirttiğim sensitive contentle aynı şeyi yapıyor aslında ama burada sadece belli bir pet üzerinde yaptırtabiliyorsunuz. Genel anlamıyla değil. Burada belli bir pet üzerinde yaptırttığınız için de olay şöyle işliyor. Şimdi bunun biraz detayları var. Olay şöyle. Şimdi sensitive content tarafında yapılan ayarlar verilerin üzerinde kalıcı bir metadata bırakmıyor. Bu şu anlama geliyor. Kullanıcı halihazırda olan veriyi yollamaya çalıştığında runtime olarak kontrol ediyor. Yani kullanıcı aldı veriyi, TC kimlik numarasını aldı, maile koydu, yollamaya çalıştı. Orada araya giriyor ve bakıyor içerisinde TC var mı? Ona göre bakıyor. Ama peki file content rule'la yaparsanız ne olur? Pet belirttiniz diyelim. Dediniz ki işte benim file server'ın altında yine az önce belirttiğim gibi IK diye bir klasör var. Bu IK klasörünün altında da belirteceğim sensitive content var. Ne olur işte atıyorum TC kimlik numarası. TC kimlik numarasını belirttim. Bu şu anlama geliyor. Şimdi bu İK klasörünün altındaki dosyalardaki TC kimlik numarasını arayacak, bulacak ve o dosya bir yere yüklendiğinde yani göndermeye basmasa bile direkt zaten hassas olarak biliyor program onu. Göndermeye basmasa bile zaten orada direkt kullanıcıya diyecek. Bu hassas, zaten hassas veri içeriyor tarzında. Ama kullanıcı orada göndere bassa yine gönderemeyecek. Aradaki fark bu. Buradaki asıl fark şurada ortaya çıkıyor. Belli başlı Safetyka'nın global anlamda Fortinet'le bir teknoloji ortaklığı var. Orada atıyorum FortiGate ürününü kullanıyorsanız onunla bir entegrasyon ayarı var. Ondan da bahsedeceğim. Orada mesela asıl fark burada ortaya çıkıyor. Siz Fortinet'e bu dosyanın içerisinde hassas veri var. Bunu kontrol et demek istiyorsanız bu dosya kalıcı bir metadata'ya sahip olmak zorunda. Ve hal böyle olunca sensitive content'ten yaptığınız runtime kullanılan kural Fortinet tarafından bilinmiyor. Hal böyle olunca atıyorum metadata içermiyorsa o dosya halihazırda FortiGate aslında onu belli bir sınıflandırmış veri olarak görmüyor. Gibisinden düşünebilirsiniz. Böyle bir fark var aralarında. Ama genel anlamıyla zaten sensitive content işinizi görüyor. FortiGate ekstra bir olay. Network DLP istiyorsanız eğer, Network DLP'nin de olsun istiyorsanız eğer FortiGate'de kullanıyorsanız onunla bir entegrasyonu var ürünün. Soru alabilir miyiz biraz? Eriteyim. Çok soru geliyor çünkü. Tabii. Checkpoint ile entegrasyon var mı? Yok. Checkpoint ile entegrasyon yok. Tamam. Hassas verileri uzantı değiştirip gönderme şansı var mı insanların? Eğer bir defa onu gördüyse program
artık yok. Yani o kullanıcı o dosyayı oluşturduktan sonra değiştirirse sıkıntı yok. Yine görürüz. Yani herhangi bir şey hash takılmaz. Alıyor çünkü değil mi? Aynen öyle, aynen öyle. Tamam. Ama kullanıcı o dosya direkt şifreli olarak geldiyse, direkt o açmadan yollamaya kalkarsa onu göremez. Tamam. CAT yazılımlarında dosya uzantısını elle değiştirme durumunda tamam. Aynen. Bunun cevabını verdik. Bir saniye. Kod güvenliği sağlayabiliyor mu? Yazılan kodların şirket dışına çıkmasını nasıl engelleriz diye bir ihtiyaç var. Bu aslında şöyle bir soru. Bir yerde vardı bir saniye. Merhaba, şirketimin IT yöneticisiyim ve şirketimiz bir yazılım geliştirme firması. Kodların dış ortama çıkmaması gerekiyor. Ancak 15 adet Linux makinemiz bulunmakta. DLP tarafında MyDLP kullanıyoruz. Ancak free olduğu için karşılıyor. Ama eksikleri mevcut. Safetyka tarafında bir çözüm yöntemi var mı? Böyle bir iş ihtiyacı için. Orada şöyle bir çözüm yöntemi sunulabilir. Az önce belirttiğim konteks tarafında uygulama belirtiyoruz dedik ya. O sonuçta o kodlar da aslında belli bir uygulama üzerinden export edilen kodlar. Hal böyle olunca siz o uygulamaları, yani atıyorum compile edebildiğiniz uygulamaları, Visual Studio ve benzeri, onları zaten hassas olarak belirtirseniz programa, bu uygulamalar hassas uygulamalar diye. Hal böyle olunca onun üzerinde yapılan işlemler de dışarıya aktarılırken yine aynı şekilde hassas olarak görülecektir. Ve burada Anladım. şunu da diyebiliyorsunuz. Atıyorum Visual Studio üzerinde kopyalama işlemi yapılamaz. Mesela atıyorum ekran görüntüsü alma işlemi yapılamaz gibi gibi. Anladım. Tamam. Benim sistemimde verilerim için sınıflandırma yapamıyorum. Çünkü idare ile sürekli veri paylaşımı var. Yani veri sınıflandırma yok gibi düşün. Ancak bir kullanıcı mesela işten ayrılacağı zaman verileri topluca kaçırsın istemiyorum. Bu durum için belirli bir aktarım sınırı belirleyip açtığında bağlantısını kesebilir miyim? Orada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şimdi güvenlik politikalarında geleceğim ona. Genel bir güvenlik politikası var. Belli bir hassas veri olup olmadığına bakmıyor. Yani dosya ne olursa olsun fark etmez. Siz çıkış kanallarını belirtiyorsunuz. Bu kullanıcı bu çıkış kanallarından dosya aktaramaz diyorsunuz. Hal böyle olunca direkt, yani öyle bir durumda anlık olarak böyle bir kural yazılırsa işinizi fazlasıyla görecektir. Sağ ol. McAfee DLP ile entegrasyon var mı? Yok, onunla da alakalı bir şey. Farklı çözümler oldukları için Tamam. birbirleriyle çakışırlar zaten. Şey olabilir belki, hani birinin sınıflandırdığı ürün olarak da evet sonuçta rakip ürünler arkadaşlar Aynen. geçiyorum. Basılı dokümanlarda yer alan ve kullanıcı tarafından taratılan sonra resim dosyasına dönüştürülüp üçüncü kişilere paylaşılan. Ha bunu cevap verdik zaten. Yani Olsun yaramadı. sonuçta hash, evet hash alındıktan sonra onu her türlü yakalıyor. Aynen. Halihazırda bir DLP uygulamamız var ama auditor ve supervisor kısmının lisansını ayrı alabiliyor muyuz? Mevcut DLP var. Şey istiyor, auditor ve supervisor. Yani O böyle da ayrı satılıyor mu? mümkün, evet. Tamam. Zaten yeni versiyonunda Safetyka'nın o satış tarafında biraz değişiklikler yapacaklar. Biraz enterprise diyecekler işte, onun altına Tamam. profesyonel diyecekler gibi gibi. O da Okey, paketler tamam. sunarız zaten, sıkıntı yok. Sağ ol. Mobil client desteği var mı? Mobil client. Var, o da var. Safetyka Mobile var ama orada şöyle bir durum var. Mobile client olduğu zaman mobile tarafta bir DLP özelliği şu an için yok. Yani şu an için herhangi bir DLP özelliği yok. Sadece belli başlı audit özellikleri var. Mesela atıyorum Android tarafında kaydedilen dosyaların isimlerini ve nereye kaydedildiklerini ise söylüyor. Veya atıyorum onun haricinde MDM tarzı çözümler sunuyor. İşte atıyorum uzaktan konum al, ne bileyim kitle, fabrika ayarlarına döndür gibi gibi. Tamam. Peki, Discover'da file server'a erişebilen bir makine üzerinden tarama yaparken belirttiğimiz kullanıcı tarama esnasında network'ten koptuğunda süreç nasıl devam edecek? File server'daki değişiklikleri anlık tespit edip sınıflandırmaya tabi tutabiliyor muyuz? Orada şöyle bir durum oluyor. O yüzden zaten ben bir tane kullanıcının tanımlanmasını önermem. Orada tüm kullanıcıları tanımlarsanız o kullanıcı üzerine erişemiyorsa farklı bir kullanıcı üzerine erişmeyi deneyecek. Tamam. Bunu da Yol olunca. düşünülmüş durumda. Aynen. Peki. Yazıcıya gönderilen dosyalarda DLP kapsamında tanımlı kurala göre içerik kontrolü. Bu YouTube'a döndüm. Bu soruya cevap vermiştik. Yok, içeriye bakmıyor değil mi? Yani Yok. sınıflandırılmışsa kontrol ediyor. Doğru Aynen. mu? Aynen öyle. Tamam. Active Directory'de olmayan cihazları nasıl yönetebilirim? Fark eden bir şey yok bizim için Active Directory'nin olup olmaması. Active Directory'nin olması sadece size kullanıcı aracında kolaylık sağlar. Evet, Yazacağınız deployment için. kurallarda aynen. Yazacağınız Süper. aynen. Bir de deployment için kolaylık sağlar, Anladım. o kadar. Tamam. Başka bilgisayara yükü nedir tarzında bir soru gelmiş. Client tabii. Hani agent ne kadar? Antivirüslerde hep sorulur ya klasik. Evet. Klasik sorulardan bir tanesi. Şimdi orada olay şöyle aslında. Ben bunun birebir testini yaptım diyebilirim. Bunun en son versiyonunu yapmadım da yakınlarda bir zamanda yaptım. Windows 7'nin
Yani en kötü makine ne diye bilmiyorum. Belki daha kötü makineler de çıkar da benim için en kötü makine şu an için Windows 7 ve 1 GB RAM'li makinedir. 1 GB RAM'li makinede bile herhangi bir sıkıntı yaratmadı. Ama sadece Süper. auditor modülü aktifti. Diğer bir Anladım. tarafını kural yazarsanız tabii ki sıkıntı yaratma şansınız Tabii. yok. Kurala göre aslında aynı Aynen. AV'lerdeki gibi ne kadar feature set açarsanız o kadar çok Aynen sorun öyle. olabilir. Peki bir soru daha alıp devam ediyorum. Terminal server'ı sormuşlar. Kullanıcı bazlı arkadaşlar. Yani Aynen. lisanslaması değil mi? Aynen. Terminal server aslında terminal server özel değil. Kullanıcı bazlı lisanslaması var. Peki devam edelim. Tamamdır. Evet, veri sınıflandırma tarafını aslında genel anlamıyla hallettik. Verilerimizi sınıflandırdık. İşte dedik, atıyorum hassas veri tarafında ne demiştik? İşte içerisinde bir tane TC geçiyorsa, bir tane IBAN geçiyorsa, bir tane kredi kartı numarası geçiyorsa gibi gibi. Farklı farklı veri sınıflandırma şablonları oluşturdunuz. Şimdi olay, tamam iyi güzel, uygulama hangi verinin hassas olduğunu biliyor ama herhangi bir aksiyon almayacak şu anda. Sadece hassas verinin ne olduğunu biliyor. Şimdi bunu aksiyon aldırmak için DLP policy'ye geliyorsunuz ve burada bazı kurallar yazıyorsunuz. New policy diyelim ve bahsedelim. Şimdi bir tane kullanıcı, bir tane arkadaşın sorduğu bir soru vardı az önce. Demişti işte kullanıcının dosyayı dışarı aktarmasını hiç istemiyorum. Sınırlandırma falan yapabilir miyiz tarzında. Ben de demiştim genel bir kural yapabiliyoruz bunlarla alakalı. Genel bir kuralımız var diğer politikalarında. Bu da şunu söylüyor, şunu sağlıyor aslında size. Data kategori yaptığınız tarafta herhangi bir sınıflandırma olup olmadığına bakmıyor. Bilginiz olsun. Burası tamamıyla genel bir kural. Mesela next dedim ve burada belli bir çıkış kanalı belirtiyorum. Remove all dedim ve dedim ki işte kullanıcılar hassas veri olsa da olmasa da atıyorum veriyi hiçbir şekilde instant messaging uygulamalarından yollayamaz. Böyle bir kural yazmak istiyorum. Burada mümkün. Buradaki policy moduna dikkat etmeniz lazım. Instant messaging'i ekledim. Tamam, policy modum ne olacak? Disable'a çekersem zaten disable. Logon niye çekersem bunu sadece loglar aktarmasını engellemez. Bilginiz olsun. Log and notify'a çekersem de bu da şu. Buradaki notify yöneticiye olan notify değil, kullanıcıya olan notify, bilginiz olsun. Kullanıcı bunu aldı, instant messaging üzerinden yollamaya kalktı ve Safetyka araya girerek pop-up çıkartıyor karşısına kullanıcının. Ve diyor ki siz böyle bir işlem yapıyorsunuz ama işte bu yöneticiniz tarafından yollanması tavsiye edilmeyen bir dosya tarzında söyleyeyim. Bunu yine de yapmak istiyor musunuz? Yine de yapma diye kullanıcıya soruyor. Bilginiz olsun. Bununla alakalı alert almak istiyorsanız ona da alert kısmında değineceğim. Log and block yaparsanız da az önce bahsettiğim kullanıcının aktarmasını engellersiniz. Ve bunu tüm çıkış kanallarına uygularsanız bir anlamıyla az önce arkadaşın bahsettiği konuya da değinmiş oluyoruz. Next dedikten sonra uygulanacak kullanıcıyı seçiyorsunuz. Kim uygulanacaksa atıyorum ben sadece test makinesine uygulanmasını istiyorum. Seçiyorum, finish diyorum ve sağ üstten kaydettiğim gibi bunu uyguluyor. Şimdi bu yaptığım kural en alta geldi. Burada dikkat edin. Firewall bazlı bir kural önceliği var. En alttaki kural en son çalışır. Bilginiz olsun. En üstteki kural ilk çalışsın olayı var aslında. Ona göre eğer çakışma yaşarsanız buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi az önce oluşturduğumuz o data kategorisiyle alakalı bazı güvenlik politikaları yazalım. Diyelim ki işte sensitive content DLP rule. Data tarafına geliyorum ve burada az önce oluşturduğum veri kategorilerinden bir tanesini seçiyorum. Mesela hassas veri. İçerisinde işte dediğimiz bir tane TC geçen, bir tane kredi kartı geçen gibi gibi. Buna bir DLP kuralı yazacağız. Geldim. Evet, belirteceğim şimdi çıkış kanallarına göre bir DLP kuralı olacağı için buradaki çıkış kanallarını ekliyorum. Birçok çıkış kanalına aslında dokunuyorsunuz. Şunların ikisini zaten spesifik olarak belirtmek istiyorsanız eğer belirtebilirsiniz. Ama upload seçiliyse bunların ikisini de zaten kapsıyor. Bilginiz olsun. Siz bu upload'ı iptal edip işte sadece upload to file share dersiniz. O da olur. Ama ben upload diyorum. Her ikisini de kapsayacak şekilde. Nereye upload ederse etsin yani. Fark eden bir şey yok. Şimdi burada
çıkış kanallarımı ekledim. Tamam, bu çıkış kanallarına bu veriler çıkarken kontrolünü sağlayacak safety car. Şimdi logonunu yaparsam az önce bahsettiğim gibi sadece logonu alır. Bunu engellemeye çektim. Bu eğer hassas verileri şey yapıyorsa. Ama genel anlamıyla aslında engellemekten ziyade biraz daha log and notify'a yönelmenizi tavsiye ederim. Çünkü kullanıcı tarafında biraz çok hassas bir veri değilse sizin için o veri. Normal orta düzeyde bir veri ise bunu log and notify'da izlemenizi takip ederim. Tavsiye ederim. Çünkü kullanıcıda biraz da farkındalık yaratan bir olay aslında bu. Yani siz bunu yaptığınız zaman kullanıcının karşısına dediğim gibi pop-up çıkartıyor göndermeden önce. Ve siz kullanıcının aslında bir davranışını analiz etmiş oluyorsunuz. Kullanıcı bunu görmesine rağmen hala daha yollamış diyorsunuz aslında. Ama bunu çekerseniz zaten hiçbir şekilde yollama şansı yok. Büyük ihtimal anlatabilmişimdir. Şimdi burada zone kısmında değineceğim yine de. Zone kısmına geldiğimizde gerçi tekrar bu tarafa geri döneriz. Daha mantıklı olur. Bu şekilde diğer bir kuralınızı yazdıktan sonra yine aynı şekilde next deyip belli başlı user'ınızı seçerek bu user'ınıza yelp kuralını aktif edebilirsiniz. Başka ne yapabilirsiniz? Bir de şöyle bir olay var. Az önce bu Visual Studio ile alakalı bahsettiğim bir durum vardı. Onunla alakalı bir örnek vereyim. En sağda da application kategori, yani belli bir uygulamaya yazacağınız yelp kuralı var. Yani bu aslında şu. Herhangi bir hassas veri falan yok ortada. Ben direkt uygulamanın kendisine yelp kuralı yazıyorum. Yani atıyorum bu ne olabilir? Mesela ERP yazılımları. Değil mi? ERP yazılımlarını seçtim. Geldim. Diyorum ki bunları da yine şöyle çekeyim. Mesela ERP yazılımlarında herhangi bir clipboard işlemi veya ekran görüntüsü alma işlemi yapılamaz. Bunu seçtiğim an ne oluyor? Kullanıcı ERP yazılımını açtı. O saatten sonra ne screenshot tuşunu kullanabilir, ne işte third party snipping tool tarzı bir tool kullanabilir, ne de işte herhangi bir içerisindeki veri Ctrl-C ile saat kopyalayla kopyalayabilir gibi gibi bunları engelleyebiliyorsunuz bu şekilde. Bunu da kullanmak isterseniz bunun da mantığı aslında bu. Yani belli bir uygulamaya diğer bir kural yazıyorsunuz. Bilginiz olsun. Az önce bahsettiğim gibi yazdığınız policy'ler yine firewall mantığıyla yukarıdan aşağı doğru incelenir. Diğer bloklara gelmeden önce şu zonlara geçeyim. Sonra tekrar diğer policy kısmına döneceğim çünkü. Bu zonlardaki olay da şu. Tamam, engelleme kuralıyla alakalı bir DLP kuralı yazdınız. Tamam, iyi güzel. Engelleniyor da. Ama bazı yerlere göndermek zorundasınız o veriyi. İş akışını engellememek için. Yani o veriyi nasıl çıkartacaksınız? Tek tek kullanıcı bazlı kural mı yazacaksınız? Tabii ki de hayır. Hani böyle olunca burada şöyle bir işlem olacak. Güvenli bölge sizin için neresi? Belli bir IP adresi mi? Belli bir mail domaini mi? Belli bir mail adresi mi sadece? Yoksa belli bir web adres mi upload edebileceğiniz? Veya belli bir printer mı hard copy olarak çıkartabileceğiniz? Veya belli bir network pad mi oraya kopyalayabileceğiniz? Gibi gibi bir güvenli bölge belirtiyorsunuz aslında. Mesela bunun en çok kullanılanlarından bir tanesi maildir. Mail olarak atıyorum @çözümpark.com. Bunu yazdınız ve sizin için işte güvenli domain bu mail adresi oldu artık sizin için. Bunu bu şekilde ekledikten sonra DLP kuralından burada da zaten görüntüleyeceksiniz. Aşağı doğru indiğinizde şurada, evet, görmüş olduğunuz gibi çözüm park, asset.com.tr, xyz.com.tr gibi gibi mail domainlerimiz var. Şimdi DLP politikasına geri döndüğümde az önce oluşturduğum şurada bir sensitive DLP content rule vardı. Şu anda bir tane TC dahi geçse her tarafı engelliyor. Nereye yolladığı önemli değil bizim için. Ama bunu biraz daha editleyelim. Biraz daha düzenleyelim. Mesela mail yollarken engellesin ama sadece zonda olmayanları engellesin. Zonda olanları, yani asset.com.tr ve çözümpark.com'a şu anda bu kullanıcı bu hassas veri mail atabiliyor artık. Bu şekilde düzenleyebiliyorsunuz. Bu şu orta işareti gördüğünüz hepsinde save zone belirtebileceğiniz anlamına geliyor. Eğer o şu ortadaki simge yoksa zaten save zone belirtemiyorsunuz demektir. Onunla alakalı bilginiz olsun. Ha, bu Cloud Drives tarafında da farklı şeyler var. Yani Cloud Drives'e genel anlamıyla izin ver. Ama sadece işte Dropbox'a atmasını engelle. SharePoint atmasını engelle.
OneDrive business atmasını engelle gibi gibi. Bu şekilde Cloud Drives'lar arasındaki farklı farklı kurallar da yazabilirsiniz. Bilginiz olsun. Burada dediğim gibi bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Şimdi DLP logs tarafına gelelim. DLP kurallarını yazdınız. Tamam, sistem gayet güzel şekilde oturdu. Var olan hassas veriler aktarılırken güvenlik politikalarınıza takılıyor ve aktarılması engelleniyor veya loglanıyor artık nasıl uyguladıysanız. DLP loglarda da bunun detayını görüyorsunuz artık. Yani kullanıcı hangi veriyi aktarırken engellendi, hangi veriyi aktarırken loglandı. Bunların DLP ile alakalı olan kısımların tüm logları burada. Yani auditör tarafıyla bunu karıştırmayın. Auditör tarafı genel bir log. Orada herhangi bir detay vermez size DLP ile alakalı. DLP ile alakalı olan logların hepsi burada. Mesela hassas veri içeren bir dosyaymış. Burayı biraz daha düzenleyelim hatta. PC'ye gerek yok. Action olsun, operasyon olsun. Aynen. Bu şekilde daha mantıklı. Mesela hassas veri içeren bir dosyaymış. Kullanıcı bir işlem yapmış, izin verilmiş. Bir işlem yapmış, notification'da takılmış. Bir işlem yapmış, deny olmuş. Mesela allow'dan bir örnek verelim. Mesela bir kopyalama işlemine izin vermişiz. Özlük bilgileri txt diye kullanıcı bu dosyayı işte kendi desktop'undan almış bir tane SanDisk büyük ihtimal USB'ye kopyalamış. Onunla alakalı bilgi de bize veriyor. Ve biz buna izin vermişiz. Dosyayı aktarmış başarılı bir şekilde kullanıcı. Bu şekilde görebilirsiniz. Veya notification tarafında bir web upload söz konusu. tctest.txt dosyasını kullanıcı gitmiş read transfer'e upload etmeye çalışmış ve notification'a takılmış. Notification'da da evet demiş ve upload etmiş. Bunu da görüyorsunuz bu şekilde. Deny kısmında da aynı şekilde kullanıcı bazı işlemler yapmış ve engellenmiş. Burada da instant messaging örneğini vereyim. Yine özlük bilgileri txt dosyasını kullanıcı instant messaging üzerinden, mesela ne üzerinden? WhatsApp üzerinden birisine aktarmaya çalışmış ve engellenmiş. Yine detayına girelim, dosyanın neden engellenmiş bu dosya. Evet. Az önce bahsettiğimiz olay aslında burada. Yani içeriğine bakıyor mu demiştik ya. Evet, içeriğine eğer sınıflandırdıysanız bakıyor ve size bu şekilde bilgi veriyor. Diyor ki total count 1. Yani içerisinde bir tane TC kimlik numarası geçiyordu. Bu yüzden de engellenmiş. Benim çünkü kuralımda zaten bir tane TC geçiyorsa bile engelle demiştim. Bunu bu şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi aynı şekilde auditör tarafındaki filtrelemeler burası için de geçerli. Farklı farklı filtrelemeler yapabilirsiniz. Ben sadece atıyorum ne olabilir? İşte atıyorum sadece e-mail tarafını yapılan işlemleri görmek istiyorum. Onunla alakalı bilgi size verir. Yine filtreleme tarafı aynı. Genel anlamıyla DLP'nin oluşturulan güvenlik politikaları bu şekilde. Yani ilk önce veri kategori tarafında belli bir hassas veriyi tanımlıyoruz. Ardından DLP politikaları tarafında bununla alakalı güvenlik politikamızı belirtiyoruz. Eğer güvenlik politikasını belirtirken belli bir adrese izin vermek zorundaysanız o zaman bunu zonda belirtiyoruz. Diyorsunuz ki işte bu adres benim için güvenli bölge. O zaman o şekilde zonda belirttikten sonra güvenlik politikasında da bu adres izin ver, geri kalanını engelle şeklinde belirtiyorsunuz. Ve bunların tüm loglarını da buradan takip ediyorsunuz. Diğer modüllerine değinecek olursak. Şimdi şu BitLocker tarafına pek değinmeyeceğim. Çünkü çok kullandığımız bir özellik değil aslında ama ben yine bahsedeyim ne olduğuna. BitLocker'ı zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur. Microsoft'un sunduğu bir encryption çözümü. Windows tarafında olan bir eklenti aslında. Bununla alakalı işte diskinizi encrypt edebiliyorsunuz, şifreleyebiliyorsunuz veya belli bir harici disk şifreleyebiliyorsunuz. Bu aslında size BitLocker'ın yönetim panelini sağlıyor. Yani var olan bir agent var zaten kullanıcıda. Eğer böyle olunca BitLocker'da destekleyen bir işletim sistemi ise ben bu kullanıcı üzerinden, Safetica'dan işte bu USB şifrele, işte bu atıyorum diski şifrele tarzında kurallar gönderebiliyorum. İşte bu TPM de olur, farklı şekilde olur. Nasıl isterseniz artık. Eğer çok kıymetli ama ya Sezer şöyle, pek çok müşteri yani disk şifreleme artık çok standart bir iş ihtiyacı. KVKK'dan önce bile vardı çünkü herkes şunu yaşıyor. Hani nasıl ransomware'ler bulaştıktan sonra insanlar artık VPN'i öğrendi ya da VPN'in ne kadar önemli olduğunu.
Şimdi laptop çalınmaları, laptop kaybolmaları, özellikle üst düzey yöneticilerinin işte zincirin zayıf halkası olması sebebiyle KVKK öncesi de illaki global ve büyük müşterilerimden bahsetmiyorum. Kobi ile de çalışıyorum ben. Kobi müşterilerimde bile böyle bir bilinç var. Fakat şöyle bir gündem oluşuyordu. İşte Bitlocker'ı yönetmek zor. Niye? MBAM, işte Microsoft'un Bitlocker Administration modülü diyelim. Hem lisans anlamında pahalı hem de bilmiyor. Yani bugün MBAM kuracak Türkiye'de belki 100 kişi bulamazsınız. Çok net söyleyeyim. Doğru düzgün kuracak. Kuruyorum diyenler de zaten cihazları garip bir şekilde enkript edip kullanılamaz hale getiriyor. Öyle kötü tecrübeler de var piyasada ne yazık ki. Toparlamak gerekirse özellikle KVKK'nın teknik tedbirlerinde şey listesi oluyor. İşte veri sınıflandırma ürünü alalım, DLP ürünü alalım, işte yok monitoring alalım, şunu alalım, bunu alalım. Bir kısmı da disk encryption. Eğer firma daha önce disk encryption yapmamışsa. Çünkü bu en temel hani güvenlik 101 eğitimi gibi düşün. En temel adım olduğu için Bitlocker'ı Safetyscan'ın yönetebiliyor olmasını bence iyi pazarlayabilirsiniz. Çünkü daha çok yakın bir zamanda müşterim bunun için ayrı bir ürün aldı. Yani hani MBAM'la uğraşmak Şöyle istemedi. Ve anladım. DLP ürünü de aldı. Ayrıca bir de bir antivirüs üreticisinin, biliyorsun antivirüs üreticisi de bunu bundle vermiyor. Yani antivirüs ayrı, atıyorum DLP ayrı, LogCM ayrı, disk encryption ürünü ayrı. O yüzden bence bunu pazarlama aracı olarak kullanabilirsiniz. Mesela ben bilmiyordum. Bu bayağı hoşuma gitti. Böyle bir özelliğin olması. Bu arada soru alayım mı hazır araya girmişken? Tabii. Şu an ekran geliyor değil mi? Herhangi bir sıkıntı Geliyor yok. geliyor. Aha, sıkıntı yok. Uygulamaya erişimi de bloklayabilir mi? Zaten bunu sanırım auditor kısmında göstermiştin ama uygulama erişimi de bloklayabilir mi? Örneğin Steam benzeri oyun siteleri veya uygulamaları engelleyebilir miyiz Tabii ki, DLP ile? tabii ki. Tabii Tamam, ki. bunu zaten Yani konuşmuştuk. application kontrolü de var Aynen. Okey. DLP zaten. lock. Pardon, sesin gitti. Sen Şu an devam geliyor et. mu? Geliyor şu anda. Sen bir şey söyleyeceksin, söyle abi, ben kesmeyeyim Yok. seni. Yok, sen devam et istiyorsan. Application lock count bir şey dedin. Tamam, şey diyecektim abi. Bitlocker tarafında tabii uzaktan yönetilmesi çok güzel bir şey. Haklısın. Bu tarafta diyebileceğim bir şey yok. Ama biz asset tarafında farklı bir çözüm sunduğumuz için yükleme ile alakalı. Tamam, O sen de yüzden sonuçta doğru bir antivirüs, şimdi anladım bu yorumunu. Güzel ve gerçekçi bir feedback verdin. Teşekkür ediyorum. Samimiyet her zaman iyidir. Sen de sonuçta günün sonunda bir antivirüs üreticisin ve ayrı bir ürün olduğu için tabii ki bu bundle'dan bahsetmiyor olabilirsin ama biz öğrendik. Artık bunu öğrendik, onu söyleyeyim sana. Ben hemen bir iki soru ileteyim. OCR olmadan kişisel verilerin bulunduğu örneğin JPEG gibi resim formatındaki dosyaları engelleyebiliyor muyuz? OCR özelliği yok arkadaşlar. Bundan bahsetmiştik. O yüzden henüz engelleyemiyoruz. Ama bu özelliğin Sezer Roadmap'te olduğunu söyledi. Yani şöyle söyleyeyim o tarafta abi. O tarafta çok basic bir rule yaparsınız ve göndermeniz gereken eğer bir imaj dosyası veya JPEG dosyası varsa takılır. Yani Ya atıyorum. o çok Dersiniz ki gerçekçi de olmaz, evet. Ya aynen. olanı ve olmayanı kabul etmek lazım. Bu arada Aynen. arkadaşlar günün sonunda bu işin bir de maddi tarafı var. Yani hani olanla olmayanı, bu mesela şimdi DLP'yi bir yere bırakıyorum. Mesela veri sınıflandırma ürünlerine bakın. Atıyorum biri kullanıcı başına sallıyorum 20 dolar, biri 150 dolar. Şimdi 150 dolarlık ürünün feature setlerini indiriyorlar, çıktı alıyorlar printer'dan. Yani müşteri toplantısından bahsediyorum. Sonra 20 dolarlık üretici çağırıp bu var mı, bu var mı, bu var mı diye soruyorlar. Yani şimdi zaten onlar olsa 20 dolar veya atıyorum 50 dolar olmaz. Yani o da 150 dolar olur. Burada tabii ki bunu da mutlaka farkında varmak lazım. Diğer bir soru. Hocam FortiGate üzerinde de site ve program engellemeleri yapılıyor. Çakışma söz konusu olabilir mi? Şöyle diyorsunuz galiba. SSL inspection yapıyoruz ve o tarafta da HTTPS bazı Evet. siteleri engelliyoruz. Burada da Evet. engelliyoruz. Evet. Şöyle oluyor aslında. Arkadaki ilk bağlantıyı Safetyscan sağlıyor. Yani Safetyscan'da izin verildiyse, FortiGate'de engellendiyse ondan sonra Forti'ye geçeceği için Forti de engeller. Ama Anladım. Güzel, Safetyscan'da engellendiyse sıralama zaten var. Forti'ye geçmeden önce zaten engelleniyor. Tamam. Herhangi bir CM uygulaması ile entegrasyonu var mı veya auditor logları CM'e gönderilebiliyor mu? Auditör logları CM'e gönderilmiyor. O tarz bir özelliği yok. Sadece alertleri CM'e gönderebiliyorsunuz. Onun da Aslında entegrasyonunu iyi gösterilmiyor. anladım. Uyarıları iyi Aynen. hazırlarsan, mantıklı hazırlarsan. Ama bence CM çıkışı olursa da güzel olurdu. Ben sana söyleyeyim, bu üreticiye bir feedback verebilirsin. Antivirüs almaya gerek yok artık. Yok, çok artık öyle değil. Antivirüs derken hani EDR gibi, yani yeni nesil antivirüslere hala ihtiyacımız var tabii. Ama geleneksel signature-based antivirüsler öldü tabii. 2007 yılından beri Asset antivirüs kullanıyoruz. Memnunuz. Safetyscan almak daha mantıklı olacak kurumsal.
Antivirüsle safety key çok karıştırmayın arkadaşlar. Biri DLP agent, biri hani antivirüs, anti malware agent, değil mi Sezer? Aynen Yani öyle, doğru. tamam. Zaten sorulmuştu, farklı agentler bunlar. Aynen. Arada notification kısmı geçti. Orada cevabını aldım. Ha, okey, Yani tamam. orada şöyle bir şey söyleyebilirim abi. Bunlar teknoloji ortaklığı yaptıkları için yani farklı bir anti malware çözümü de kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok. Safetica ile yine Tabii, çalışabilirsiniz. asset kullanmak zorunda değiller yani. Aynen öyle. Asset kullanmak zorunda değilsiniz. Sadece buradaki asıl olay arka plandaki biraz daha performansı analiz etmek istiyorsanız asset kullanmanız bir tık daha sizi öne çıkartabilir. Tamam. Agent kurulmayan cihazlar için network inspect eden bir uygulama var mı? Firewall'da konuşan. Yani mutlaka DLP agent'la mı çalışıyor Safetica'da? Evet, Safetica'nın aslında olayı endpoint agent. İşte Tamam. FortiGate'le entegrasyonu geldiğinden beri sadece FortiGate'le entegre ettiğiniz zaman biraz network DLP'ye dönüyor. Onda da hala geliştirme aşamasında. Şu an biraz daha basic kısmı var aslında. Tamam. Peki sen biraz daha devam et. Yine soruları almaya devam ederim ben. Tamamdır. Evet, Zone Data Categories, diğer policies ve diğer loglar tarafından bahsettik. Şu geri kalan iki modülden de bahsedeyim. Discard tarafı aslında şu, siz yine Active Directory'le bir ortamda konuşalım. Yine grup polisi üzerinden veya farklı polisi politikalar üzerinden belli başlı klasör erişimlerini engelliyorsunuz. İşte kullanıcı yetkisi yoksa, işte atıyorum bir işlem kullanıcısı İK klasörüne giremez gibi gibi. Belli başlı şeyleri yaptınız, kuralları yazdınız. Burada ekstradan yine aynı özellik mevcut. Yani belli bir network path belirterek o path üzerinde read only olsun. Bu path üzerinde atıyorum en basından birkaç örnek gösterelim. Mesela ortak İK. Yine böyle bir kural yazıyorum mesela. İşte kullanıcılar bu network path üzerinde read only olsun. Sadece İK tarafına şey verirsiniz atıyorum. Yetki verirsiniz. O taraf onlar yazabilir vesaire. Veya bu kullanıcılar buraya hiç giremesinler. Bu klasöre gibi gibi. Burada da aynı kurallar mevcut. Aynı şekilde lokal pette de. Lokal pette tabii tek tek yazmanız lazım. Çünkü kullanıcıdan kullanıcıya değişiyor. Atıyorum işte belli bir kullanıcının masa üstünü şey yapmak istiyorsanız, read only yapmak istiyorsanız böyle bir kural yazmak istiyorsanız o zaman tek tek yazmanız gerekecek. Çünkü farklı farklı isimler olacağından dolayı. Farklı kurallar. Buranın aslında bana kalırsa güzel tarafı şu. Eğer cloud driver'lar tarafında kökten engelleme işlemi yapmak istiyorsanız bu mümkün. Yani atıyorum kullanıcı OneDrive Personal'ı hiçbir şekilde kullanamaz. Mesela şuraya açayım. Mesela kullanıcı OneDrive Personal'ı hiçbir şekilde kullanamaz. Bunu direkt engellemeye çekerek kullanıcıların OneDrive Personal'ını hiçbir şekilde kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Yani bu DLP kuralında belli bir hassas veri olması zorunda değil. Direkt burada senkronizasyonunu kapatıyor. Engelliyor. Veya aynı şekilde SharePoint'in veya aynı şekilde Dropbox'ın gibi gibi. Bir de bir güzel tarafı size bunları kullananları da söylüyor program. Yani OneDrive Personal atıyorum kimlerde yüklü. Ben burada bunları görüntüleyebiliyorum veya işte SharePoint kimlerde yüklü ben bunları görüntüleyebiliyorum. Bu şekilde. Normal drive'lar tarafında da yapmak istiyorsanız yine yapabilirsiniz. Her türlü drive'ın ismini belirsiniz sadece burada. A'dan Z'ye kadar. İşte C'yi normal olarak kullansın da işte D'de sadece read-only olsun tarzında farklı farklı şeyler yapabilirsiniz. Discard tarafı da aslında genel anlamıyla bu şekilde. Kullanmak isterseniz eğer bu tarz politikalar oluşturabiliyorsunuz. Ve device kontrol var. Device kontrol de aslında klasik. Siz belli başlı device'leriniz var. Device tipleri takıldığında cihazlara nasıl bir aksiyon alacak Safetica? Bunu belirtiyorsunuz. Şöyle oluyor mesela. Atıyorum kullanıcı USB taktığında engelle. İşte kart okucu taktığında read only ol. İşte portable device taktığında sadece bir bilgilendirme yap. Kullanabilsin. CD, DVD taktığında izin ver. Gibi gibi farklı farklı device tipleri var. Bunlar istediğiniz kuralları yine kullanıcı bazlı, grup bazlı nasıl istiyorsanız her türlü şekilde uygulayabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde belli başlı USB'yi tüm USB'yi engellediğiniz zaman belli başlı USB'leriniz var. Mesela şöyle. Bunlara izin verilmesini istiyorsunuz. Burada Save Zone eklediyseniz USB'yi buradan gelip Save Zone'dan izin ver de diyebilirsiniz.
Ki anlamıyla burası da bu şekilde. Evet, DRP modülü genel anlamıyla bu şekilde. Varsa sorusu olan diğer tarafında yine onları yanıtlayalım istersen abi. Ağzına sağlık öncelikle. Yani 1,5 Rica saattir ederim. konuşuyorsun. Rica ederim. Çok teşekkürler. İlk YouTube'u bitireyim o zaman istiyorsan. Oraya çok ihmal ediyoruz diye. Öyle. Alert bunlardan hiç girmeyelim mi yoksa bu şekilde mi bırakalım? Bence yeterli. Biraz da soruları cevaplayalım. Vakit kalırsa Tamam. yine Tamam. değerlendiririz. Tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Bir demo yapmış arkadaş Safetica sunucusuyla. Demoda yazıcı tarafında loglama yapıldığında özellikle eski model yazıcılarda çıktı yollandığında yavaşlık oluşuyormuş. Eski model yazıcılarda. Safetica sunucusunu kapattıklarında veya auditing'i kapattıklarında düzeliyormuş. Böyle bir feedback var mı sende? Ben böyle bir kez daha önce gelmedi, ne yalan söyleyeyim. Eğer Tamam, o varsa zaman da anlamıyla yine yurt Sezer dışıyla tamam. irtibata Zaten ben geçelim. senden şey isteyeceğim, mail adresini de isteyeceğim. Sana ulaşmak isteyen çok insan var. Tamamdır. Onu iletiriz. Safetica sunucusunu tamam, onu geçiyorum. Bu sorunla ilgili şikayet alındı mı diye sormuş. Sezer almadın demiş. Merhaba, şifrelenen diskin işletim sistemi erişilemez durumda ise veriler nasıl export edilebilir? Şifrelenen diskten kastı Bitlocker ise zaten Bitlocker Recovery key'ini tutuyordur Safetica. Aynen. Olarak Aynen da öyle. aynı prosedür. Yani Microsoft'un prosedürü NBAM'daki gibi. Recovery key'ini girdiğinizde disk erişebilirsiniz. Yalnızca loglama yapıldığında kullanıcı tarafında performansa bir pek bir etkisi olmaz. Bu anlamda yalnızca karmaşık DLP politikaları yapılması durumunda yavaş söz konusu olabilir. Ha, bir yandan Cihan da şey yapıyor. Sağ olsun YouTube'u handle ediyor. Tamam, ben o zaman YouTube'u bırakıyorum. Zoom'a dönüyorum. Bizim asıl kaynağımız burası. Peki, DLP log kısmında Active Directory, aslında Active Directory de alışkanlık işte. Active Directory yoksa detay kısmında bilgisayar IP adresi gibi bilgiler görünüyor mu? Yoksa başka bilgiler de içeriyor mu? DLP log kısmında Active Directory yoksa. Şimdi DLP log kısmında Active Directory olsa da olmasa da fark etmez. Eğer IP, işte bilgisayar adı vesaire bunları görmek istiyorsanız genel anlamıyla zaten burada görüntüleyebiliyorsunuz hepsini. Yani Çünkü atıyorum ben agent burada yüklüyorsun değil mi? Agent yüklediğin aynen, için aynen. bütün bilgileri Agent tüm çekiyor. bilgileri çekiyor. Aynen Tamam. öyle. Lisanslama nasıl oluyor? Sen kullanıcı başına demiştin ama şöyle bir soru soruyor. Bir, iki kullanıcı içinde lisans almak mümkün mü? Örneğin ev almayı düşünüyorum. Yok, orada şöyle oluyor. Başlangıç paketi mevcut. 30 kullanıcıya kadar sabit bir fiyatı var. Onun haricinde değişiyor. O Tamam, normal okey. terminal server değilse eğer client bazlı lisanslanıyor. Bilginiz Tamam, olsun. okey. Yaz bazlı. Tamam. O şekilde. Tamam. Web Safetica Management Console kadar yetenekli mi? Web konsolu yani. Yok. Yok. Değil. Web Tamam. konsol sadece görüntüleme ağırlıklı. Biraz daha grafiksel ağırlıklı. Böyle düzenli raporlar vesaire alabileceğiniz, yöneticilere sunabileceğiniz tarzı raporlar sunuyor size. Tamam. Asset ve Safetica kullanıyoruz. 9.3.5'ten 9.5.80'e yükselttiğimizde özellikle raporlama kısmı ve Web Safetica kısımlarında bazı problemler yaşıyoruz. Bu konuda versiyon update ile ilgili genel problem yaşandığında dair bir feedback alıyor musunuz? 9.5.80'de bir problem var mı? Şu anda son versiyonda öyle bir problem yok. Tamam. Raporlama ile Keyzaçsınlar o alakalı. zaman. Aynen. Anladım. Tamam. Bir müşterimiz kullanıcıları kendi masaüstü veya belgelerinde dosya tutmasını istiyor. Windows oturumunun çalışmasını engellemeden profil klasörlerinde ve bu konu Microsoft'la alakalı Celal Bey, DLP ile alakalı değil ama yine de sorayım belki Asset de yapıyordur. Bir müşterimiz kullanıcılar kendi masaüstü veya belgelerinde dosya tutması isteniyor. Windows oturumunun çalışmasını engellemeden profil klasörüne dosya yazma engellenebilir mi? Şimdi environment belirtemiyorsunuz. Oradaki device disk guard'dan bahsediyorsak eğer orada bir Muhtemelen environment diye. odur. Yani ben Microsoft Aynen. olarak aldım. Ben yapıyorum Aynen. ama konu ben değilim şu anda. O yüzden cevap vermiyorum. Aynen. Yani orada bir environment belirtemiyorsunuz maalesef. Orada sadece pet belirtebiliyorsunuz. Tek tek kullanıcılara yazmanız lazım böyle bir şey yapmanız için. Tamam, geçiyorum. Bu tür engellemelerde USB card reader gibi user pass sorması mümkün mü? Yani şey gibi herhalde USB taktığında şifre sorsun. Şifreyi girerse write yetkisi gelsin gibi bir şey isteniyor anladığım kadarıyla. Yok, öyle bir özellik Tamam. yok. O da encryption tarafına gidiyor. Tamam. Bir de daha çok endpoint device management ürünleri var. GFI gibi. O tür ürünler yapıyor onu daha çok. Kullanımda bir bilgisayardan o datayı yetkili bir kişinin gözetiminde çıkarmak gerekebilir. Tamam, yetkili bir kişi zaten çıkarabilir. Yani ona gerek Aynen. yok yani. Tamam, geçiyorum.
USB Bluetooth kullanımı grup polisiyle kısıtlıyoruz. DLP grup polisiyle çakışır mı? Yok, herhangi bir şey yapmaz. Yani oradan yaptığınız bir ayar varsa eğer, zaten hani buradan yapmanız ne kadar DLP'ye mantıklı gerek bilmiyorum da. kalmayacak zaten. Grup Yani. polisiyle kısıtlıyorsanız USB zaten kapalıdır. Tam tersi, Aynen. grup polisi disable edin. USB çalışsın. Daha sonra DLP agent'ı yükleyin. DLP ile yönetmeniz grup polisiye göre daha kolay olacaktır. Grup polisi Aynen. o konuda çok esnek değil. DLP'den USB engellenmiş bir firmada USB'de çalışan yazıcı veya USB bellek takıldığında buna izin vermek istediğimde donanımı izinliğe çekmek için tek tarama yapmak zorunda kalıyorum. Bunun kısa bir yolu var mı? Şöyle, şundan bahsediyor herhalde arkadaş. Biz device kontrol yaptığımız zaman save zone'a eklemek için makine, eğer cihaz engellendiyse direkt cihazı düşürmüyor save zone tarafına. Yani bu cihaz o ekleyebildiğiniz şekilde otomatik şekilde gelmiyor. Onu ilk önce bir görmesi lazım. Ondan bahsediyor herhalde. Onu biz manuel Evet. olarak ekliyoruz öyle durumlarda veya geçici olarak izin veriyoruz. Hani tarasın, ondan sonra ekleyelim. Bir anlamıyla o şekilde ilerliyoruz. Veya ya da Yine şöyle yaparsınız. Loglarda, device kontrol loglarında o cihazı gördüğünüz zaman engellendi diye o cihazın üzerine tıklayıp bunu bu save zone'a atadı diyebilirsiniz. o daha iyiymiş, daha pratikmiş. Tamam. Ürün ileride cloud'a taşınacak mı? Bütün yönetim için soruyorum. Cloud tarafında bir konsol olacak. O da aynı şekilde planlanıyor. Ama tüm özellikleri o tarafta olur mu? Veya ne olur? Tam o şekilde şu anda bir net bir bilgi yok. Tamam. Çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Biz teşekkür ederiz. Discard kısmında File Server'da IK klasörü üzerinde hali hazırda yapılmış bir kullanıcı yetkilendirmesinin üzerine mi yazıyor? Nasıl yani? Atıyorum Windows tarafında izinliyse burada engellersek ne olur tarzında mı? Herhalde öyle. Ben Windows tarafa ağırlık gelebilir o tarafta. tamam. Evet demiş. Tamam işte kernel Pekala. tarafa ağırlık gelebilir. Tamam. Sunucu 9.3.92'de kaldı. Güncelleme yapmıyor. Sunucu internete bağlı 9.5'e yükseltmenin bir yolu var mı? Var. Bizde bir URL var. XML URL'i. Oraya girdiğiniz zaman XML üzerinden o şeyi görüyor. Setup dosyasını görüyor ve size indirtebiliyor güncel versiyonu. Eğer benimle iletişime geçerseniz ben de size veririm o Tamam. XML'i. Client kurulu bilgisayarlarda kurulu olan bir uygulamaya göre filtreleme yaparak listeleyebiliyor muyuz? Örneğin ofis uygulamasının bir versiyonunu filtrelemek gibi. Onu biz asset yapabiliyoruz. Bu tarafta software tarzı bir şey yok. Tam olarak aklıma gelmedi şimdi. Var olan uygulamaları çekip hangi versiyon yüklü olduğunu gösteren bir şey özellik yok şu anda. Sadece size işte hangi uygulamayı kullanırsa o uygulamanın bilgisini veriyor. Kullanmazsa vermez. Pekala, tamam. Şimdi genel olarak soruların hepsini bitirdik. Chat ekranına bakıyorum. Tamam. Herkes teşekkür ediyor. Peki, o zaman ben de çok teşekkür ediyorum. Rica Ağzına ederim. sağlık. Çok güzel bir sunumdu. Rica Soruların ederim. belki %98'ine cevap verdin. %100 hani şeyden dolayı kaçırdığımız bir iki soru olmuştur belki. Toplam 89 tane soru sorulmuş arkadaşlar. Yani kaçırdığım varsa da çok özür diliyorum. Şu ana kadarki belki en çok soru sorulan online eğitimde diyebiliriz. Ağzınıza sağlık, ağzına sağlık. Mail Rica adresini ederim. de alabilirsek Sezer'cim, Tabii kaçmadan ki. sen en son Tabii chat ki. ekrandan yazabilirsin. Chat ekrandan yaz istiyorsan selam. Buradan yazabilirsin diyorum ki sen de gör. Oradan yazarsan en azından Şu anda yazıyorum. tamam, soruların devamı için sana ulaşırlar. Arkadaşlar çok teşekkürler. Verimli bir eğitim oldu. Dediğim gibi bunlar webcast'ten daha farklı birebir online eğitim. Maksimum 2 saat ayırıyoruz. Ortalama 1 saat 40 dakikada tamamladık. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Bu tür eğitimlerimize de devam ediyor olacağız. Ben Sezer'in mailini size şöyle iletiyorum. O sadece panelistlere yolladı. Ben kopyaladım. Ve Tamam. ol paneli sen attendees diyerek şu anda herkes saldırın arkadaşlar. Peki teşekkürler. Bir Rica sonraki ederim abi. eğitimde arkadaşlar görüşmek üzere. Kapanış için sözü Sezer'e bırakıyorum. Söz sende Tamam. Sezer'cim. Herkese öncelikle dinlediği için çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde katıldıkları için de çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Herhangi bir sorunuz vesaire aklınıza takılan farklı bir şey olursa hiç çekinmeden mail atabilirsiniz. Ben bu kadar diyorum. Tamam. Teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar. Rica Herkese ederim. güzel ve Görüşmek üzere. sağlıklı bir gün diliyorum.